Hallo. Shit. Hallo. Yok ya, birkaç dakikadır PC'de bir şeyler ayarlamaya çalışıyordum da o yüzden. Alo Divercan, çok güzel 12 milyon milyon için canımsın. En iyi haberim sana, hoş geldin. Hello hello hello. Çap kara, çok düşük 6. ay için canımsın. En iyi haber abi. Hello, hoş geldiniz. Yok ya, dizi izledim. Oturdum şeyi izledim. Bitiremedim de son 2 bölüm kaldı. İsmini alamam. Lucifer izledim. Lütfen hemen abone ol. Beren Meredov Taylor, çok teşekkürler, 9. 3. canımsın. En iyi haber abi, sana hoş geldin. Son 2 bölüme kadar yardırdım yani. Latium K, çok teşekkür, 8. ay için canımsın. En iyi haber abi, sana hoş geldin. Hallo. Tuttu, bunu gördüm yaralım, neymiş o? Gördüm ya onu. Onlar çok iyi abi. Onu ben opera şeyini gördüm. Opera demişim. Portal. Alo. Alo, bu arada Kemal'in switchleri ve keycap'leri gönderdiler. O kadar hızlı geliyor ki. Tek klavye geç gelecek. Uçak gibi geliyor. Evet, gerçi onlar çok yavaş geliyor. Çünkü yani yurt dışından Türkiye'ye hızlı geliyor. Türkiye'de PTT olduğu için bir tık yavaş kalıyor. Evet evet, o oluyor, orada biraz takılıyoruz. Amerika'da izledim mi? Yok ya. Yani bir ilk sezon izledim de. Ya benim tahminim Kemal'in lap klavyesini Temmuz'un başında yapacağız. Ama %100 emin değilim, çünkü şeyden eminim. Angry Meow'dan emin değilim, ne kadar hızlı gönderecekler diye. Yani o şeyin üretimi falan ne kadar sürecek? Klavye için komisyon formu açacak mıyım? Yok ya. Yani yaptırmak isteyen, klavye yaptırmak isteyen bana özelden ulaşıp ben yaparım. Bedavaya yaparım. Loop dışında. Loop'dan para alırım. Yalan yok. Loop dışında her şeyi bedavaya yaparım. Tamamen benim için içeriktir bu. Loop'a para alırım ama. Yalan yok. Kanser çünkü, uğraşılmaz. Yani Loop'u siz yaparsanız her şeyi bedavaya yaparım. Bütün eşyaları gönderdiğinizde. Loop'u ben yapmam. Değmez. Değmez yani. Bu arada Vulture ise de ben Vulture'sın lame'ini falan da yaparım. Onlar hiç sıkıntı olmaz benim için. Ama Vulture kendi yapmak istiyor onu, o yüzden onu salacağım. Yoksa Vulture bana gönderse, getirse ben onların hepsini yaparım. Nasıl, peki ben de alamadım. İptal ettim ben de onu. Chinese Uber lazım. Onlar da pahalı abi. $100 istiyorlar. $100 istiyorlar lüblemek için. Hani $100 değil de $50 falan istiyorlar.
Lüblamak çok pahalı. Lüblatmak çok pahalı. Yani lüblatma hizmeti verenler var. Revios hakkında, Revios ne? Bakayım. Ben duymuştum, konuşmuştuk bunu. Yani abi şöyle söyleyeyim. PC'nin çok çok low spec değilse çok bir şey değiştirmeyecek bu. Low spec de fark eder böyle. 8 GB RAM'in vardır, bilmem ne vardır, ucu ucuna yetiyordur, evet fark edersin. Onun dışında fark etmezsin o reviews'u. Ama PC'nin cidden low spec ise böyle ucu ucuna bazı şeylere yetiyorsa kesinlikle fark edersin. Bu ne? Bakayım. CyberCharge. Bu bayağı bildiğin şey ya. Priz, powerbank gibi yani USB-C çıkışlı priz. Oygaşı maçı, inşallah hazırsın yoksa çok sert girecek. Kristans çok da çok burada bunun için. Oo görmedim solucu, bakayım. Bu arada Darkin Cloud çok da çıkıyor 6. açın. Kristans 4. ay PC alınır mı zamanı 360'lı? Yani toplama PC ise evet alınır. Toplama dediğim hani yayıncı PC gibi. Pre-built ise alınır. Yoksa çok pahalı bence şu anda. QRNT çok çıkıyor 6. Akkaya 8. ay. Uzay Savaşçısı 3. ay. Victor Tomali 10. ay. Thinkwhiskey 5. ay. Nick Boze 4. ay. Atakan The Chosen One 3. ay. Bestler 3. ay. Kadir Emir 37 milyar milyar yıl. Fall Guys Custom gelmiş. Oynadık. Dustbreaker o pahalıydı. Cyberboard'un bu arada Cyberboard bu sabah 5'te bitti. Bayağı beklenenden daha geç bitti stoklar ama bitti. Bir günde bitirdiler adamlar. Hatta bir gün değil 12 saatten önce bitirdiler. Dün gece 8'de açıldı çünkü. Kaç saatte bitirmişler? 9 saatte bitirdiler. 9 saatte bütün stoklar bitti abi heriflerin. Bu sefer pahalıydı. Cyberboard bu sefer çok pahalıydı. Yani base kit'i sadece bir tane PCB artı dış yapısı $627 bundle'ı $827 mı neydi, kargosu da $125 galiba. Bu sefer pahalıydı. Evet. Miskay Cybermet gelecek, ben konuştum, gelecek o. Gel şey yapma onu, ben haber veririm sana geleceği zaman. Ben girdim tek sefere tek sokla ekstra PCB kalmış. Evet PCB kalmış, ekstra add-onlar falan varsa onları da şey. Miskay bu arada aldıysan yapmak istemiyorsan ben yaparım senin için bütün şeyleri. Abi şöyle bir şey var. Ben bu sefer çıkardıklarını beğendim ve beğenmedim. Hem beğendim hem beğenmedim. Beğenmemin tek... Ya videosunu izledik zaten. Görsel olarak çok şık olmuş bence. Sıkıntı metalin parmak izi tutması. Ama finish'ini çok beğendim. Yani keşke onu parmak izsiz yapsalar. Ama fiziksel olarak bu da mümkün değil. Hani öyle bir finish yapacaksan mecbursun böyle bir şey yapmaya. Ama çok şık duruyor. Yani hele o psychedelic inanılmaz şık duruyor. Çok beğendim. Yani yoksa şey olarak beğendim. Yalan yok. Gösterir misin? Karamasadan mı aldın? Ne nasıl? Yani dediğim gibi Miska yapmak istersen sen bana gönder. Ben switchleri, dubları cartla cutlar halledim. Keyif alıyorum. Ben direkt CyberCharge aldım. Piyasada 90 watt GaN şarjı bulmak yok direkt. Öyle bir şey yok zaten. Heriflerin o CyberCharge çok iyi. Benim 90 watt ihtiyacım yok. SOE çok da çıktı 6. için. Aa bir dakika Miska, aklıma gelmişken şöyle bir şey atayım sana. Bu önemli bir detay, bunu yap. Sakalım uzadı. Kesmem lazım. Why different? Çok düşük 14 milyar milyar için canımsın. En iyi haber abi. Sana hoş geldin.
Kara Ozan 8. ay, Hesoy 6. ay, Kriponix 8. ay, VBD de 8. ay, Mr. Orhan Burhan 9. ay, Sama Gelen 2. ay, Akkaya 8. ay. Yine sponsorluğu bekliyorum değil mi? Yok ya, ben tamamen kesmem. 3D tam yollayıp printer hatalı bastı oğlum. Çok oldu canım. En son bastığım öyle mesela. Dur, burada mı o? Bu hani size şey göstermişim ya, Apple Watch'un bir şeyini göstermiştim, hatırlıyor musunuz? Apple Watch'un bir zımbırtısını göstermiştim, kutusunu. Onun yeni versiyonunu yaptım. Hem yaptım hem buldum, iki tanesini yaptım. Bir tanesini bastım, olmadı. Uzun yolu keyboard yapmak istiyorum. Sence custom yapabilirim? 2000 TL bütçem var. Çok rahat yaparsın 2000 TL. Çok rahat yaparsın. Watchos gibi yaparsın. M Pro alırsın veya bu neydi? Var, çok çok marka var oğlum. 2000 TL çok rahat yaparsın. Gatoran Switch alırsın. Çok rahat yaparsın. Keycap biraz problem olur ama onu da halledersin diye düşünüyorum. Aynen, GK61'lerden filan halledersin. Kablosuz şarj çok ekstrem bir şey oğlum. O gerek yok. Vagevi çok 21. ay, Harmony 24. ay, VPA 8. ay. Nisu 48 milyar milyar yıl. Kemal'in yolunu ben yapacağım, ben yapacağım. GMMK'yı Türkiye'de yapmak çok zor. Ah, bir Sky'ı sana bu ligin etti. Allah'ım. Ben benim şeyim neydi biliyor musunuz? GMMK'yı abi sizin için yapmak istiyordum. Ben bir tane GMMK klavye almıştım ya. Ben o GMMK'yı abone hediyesi olarak yapmak istiyordum aslında. GMMK'yı getirmiyorlar. Adamlarla ben konuştum. Baya uzun konuştuk. Distribütör yoluyla getiriyorlar. Distribütörde şu anda Zokkos Shop'muş galiba. Zokkos Shop'a ulaşımım yok. Zokkos Shop'a bir ulaşım yolu bulabilirsem halledeceğim. Yani bir şekilde halletmeyi düşünüyorum. Bu arada Mystica çok teşekkürler. 100 tane hareket ettiğin için. Herkes aramıza hoş geldiniz. Zangesme çok da 7. ay için. Yedi temizler 8. ay. Bruce Bey 21 milyar milyar yıl. Aynı yılbaşı gördük. Yine gördük. DC'den GMMK Pro Panda setup'ı düşünüyorum. Öneririm. Panda çok güzel. Yani ama şey de çok iyiymiş. Ben bir iki video filan izledim. Glorious Panda da güzel. Beklediğimden çok çok daha iyi Glorious Panda. Hatta bu arada ben geçen şey buldum. Glorious Panda almak istiyorsanız AliExpress'ten orijinal Glorious Panda satan insanlar var. Aklınıza bulunsun. Hani Glorious Panda'nın veya Glorious'un bazı şeylerini almak istiyorsanız AliExpress'ten, hatta bir tık daha ucuza alabiliyorsunuz adamların normal şeyinden, ama orijinal ondan eminim. Bir tık daha ucuza dedim de 1 dolar ucuz. Yani çok büyük bir farklı değil. Orijinal olduğuna eminim. Yes. Onu yoksa söylemem. Ah, kalp. %1936 ne? Mystica çok düşük üst tane abonun için. Ravnar, Glock, Glock, Mevdat, Hüseyin, Jab, Kruyden, Barış, Pujere, Aliye, Elgin, Jugem, Alezya, Mithat, Safa, İldemir, Ali, Onta, Lotas, Player, Piano, Village Wind, Nixoye, Blaze, Atam, SMS, Ozan Mayo, 30 milyar milyar yıl. Çok düşük abonun. Canımıza hoş geldin. Senin abi, ne haber abi? Mert Safran çok teşekkür ederim. 9. için canımsın. En iyi abonem. Bu müzik ne? Bu müzik Hollow Knight'ın City of Tears şeyi. Ben şu anki switchlerimden çok memnunum. Sence bunları klavyeden söksem, beğendim klavye keycapleri alsam, loops alsam, stabilizasyon nasıl olur? Olur, mantıklı. Custom klavyenin olayı oğlum zaten. Hani custom klavyenin olayı o zaten. GMMK Pro harcı önerdiğin bir şey var mı? Ya abi ben bu aralar, ben Ninsio'ya galiba şundan yapacağım. Ben çok beğeniyorum onu. Galiba ben Ninsio'ya şunu yapmak istiyorum. KBD Fans'dan. Şunu yapacağım. Dur göstereyim. Sen dünkü Cyberwater'ın aldığın bir şey. Ben keycap aldım sadece. Keycap'leri çok beğendim.
Ben Nisio şundan yapmak istiyorum. Bu. Akrilik. Dümdüz akrilik case alacağım. RGB şey alacağım. 165 RGB PCB alacağım. Hot swappable. Onun üzerine kendi keycaplerimi zaten ben kullanmayacağım. Ben keycap değiştireceğim. Angry Meow'un yeni keycaplerine geçeceğim. O yüzden bu keycapleri kullanacağım. Switch olarak da işte bilmiyorum, bir şey kullanırız. Belki Glorious Panda falan kullanırım. Didier Zavazak, Kavazak, çok şu Series 4. ay. Dur göstereyim Angry Meow'daki. Yeni keycaplerim de bunlar. Şu keycapleri aldım ben. Bu keycap'ler çok şık bu arada. Tam ben abi bu keycap'ler. Çok güzel. Ben çok beğendim bu keycap'leri. Temiz, basic yani. Muah. Stoklukta olacak. Ya ben onu gördüm ya. Bu video benim de önüme çıktı. Allah kahretsin. Müthiş bir video bak. Baksana bomba atıyor sanki. Yok be Silver, hobi. Hiç gerek yok. Ne böyle içerikleri bekliyoruz bakayım neymiş abi. Al. Kiburta hesap var. Alkonda iyi. Çok da 4. Nico Nicholas 10. ay. Arkadaş Engrimen Türkiye kargo yapıyor. Evet yapmıyordu. Ben zorlayıp aşırdım abi. Artık yapıyorlar. Normalde yapmıyorlardı. Kasa ve keycap almak çok değişiyor. Keycap'ler dropta falan daha çok var ama. Dur size şeyi göstereyim. Bu arada arkadaşlar gördüğünüz üzere NA, Omega Glue diyenler nerede? Sentinels görüyorsunuz. Tokatlaya tokatlaya geliyor. Ama baba burada ne oldu? Diamond ne oldu abi? Koreliler. He? Korean Jet. Ama işin komik tarafı ben burada emin değilim. Bu maçta hiç emin değilim. Şimdi bu maçta ben Nuturn'un kalabileceğini düşünüyorum. Yalan yok. Buradan Nuturn'un çıkabileceğini düşünüyorum. Arkadaşlar şansları yok diyorsunuz da adamlar yani tokatlaya tokatlaya geldi. Yani her imkanı yok dediğinizde yani imkanı yok dediniz. Version 1 yendi oğlum şeyi Team Liquid'i. Version 1 çok çok iyi bir takım bile değil. Yani iyi bir takım ama çok iyi bir takım bile değil. Yani... Kötü günüydü. Ya öyle olmuyor abi işte. Benim istediğim bu arada final ne biliyor musunuz? Sentinels Liquid. Sen söylüyor hemen bunu. Benim istediğim final Sentinels Liquid. En iyi iki takım olduğunu düşündüğüm takımların kapışmasını istiyorum. Ve Sentinels'in kazanmasını istiyorum. Ben Sentinels'ciyim arkadaşlar. Özür dilerim ama adamlar daha güzel oynuyor. Ben NA Omega Lul'cuyum ve çok keyif alıyorum. Çünkü North Amerika'yı izlemek çok daha zevkli. North Amerika'nın her maçını izlemeyi tercih ederim. EU maçı izleyeceğime North Amerika maçı izlerim. Çünkü adamlar o kadar satıyor ki maçlar hepsi keyifli. EU'da öyle bir şey yok. Yok taktik yapalım bilmem ne. Amerika haha go brrrr diye sıkarak giriyor her yere.
Müthiş. Müthiş yani. Adamlar Fast and Furious gibi takım kurmuşlar. Abi Eylül'ün maçlarını izlemesi zevkli değil arkadaşlar. Herifler çok taktik. Sen yani North America'nın maçlarını izlerken beyni bırak... Müthiş bir şey abi. Adamlar mesela 12-12 maç rush atıyor A'ya. Taktik falan yok ya. Mükemmel. Sonra satıyorlar. Aa sattık 13-12. Safe oynayacak diyorlar. Ondan sonra yine gidip B rushlıyorlar. Let's fucking go. Müthiş bir şey. Peki Newton bu kadar övülüp gümdeye patlamasını. Abi nereye patladı oğlum Newton? Upper Finals'da eğlendiler lan adamlar. Newton ben beklediğimden çok daha yani övülenden 10 kat daha iyi yaptı. Yani oğlum millet Fnatic Team Liquid'i de övüyor tam tersine. Adamlar Lower Round'dan çıkıp 2 saat ya götünü yırta yırta çıkmaya çalışıyorlar lan herifler. Hani tam tersine Fnatic ve ya EU Omega LoL şu anda. Ya utanmasalar buradan başlayacaklar. Hatta buradan başlama şansları yok yani. Herifler elenebileceği ilk turda elendiler Lower Bracket'te EU. He, Brezilya Omega LoL ama. Harbiden Brezilya 2 tane slot alıp üzerine yani bu kadar kötü oynamak ayrı bir yani. Biz ama iyi ki girmemişiz. Bizde de böyle olurdu. Yok bir sonrakinde biz şeyim. Gerçi emin değilim biliyor musun? Amerikalılara karşı biz çok iyi taktiğimiz tutardı. Bak yalan yok. Virgin One'ın içinden geçer bütün Türk takımları. Ciddi söylüyorum. Böyle Brezilyalılar falan şey Nuturn'u de yenerdi bizimkiler. Çok net söylüyorum. Nuturn'u de yener bizimkiler. Çünkü bizimkiler manyak. Koşuyor bizimkiler de. Amerika taktiği bizde de. Haha go rush. O yüzden yani yok abi Diamond kesinlikle katlayamazlardı. Çünkü Sentinels maçından gördük. Haha go rush taktiğine engel olamıyorlar. Hayır biz EU taktiği yapmıyoruz. Türkler EU taktiği yapmıyor abi. O yüzden EU'ya yenildik zaten. Hani bizim Türkiye taktiği EU'nun post plantini öğrenemeyip haha go rush taktiği. O yüzden çok taktik işe yarıyor. Ama nüt şeyden V1'den gördük. Türkler overpick taktiği yapıyor. Abi Newton'u zaten yenerdik adamın kaşığa peek atan var. Abi öyle diyorsun da. Şimdi bu şey gibi. Bunların hepsi farklı farklı şeyler yani. Ya her taktiğin Brezilyalılar dışında her taktiğin birbirinin counter'ı. Mesela ben turnuva başlamadan önce mesela Amerikalıların ben yeneceğini düşünüyordum. Çünkü post brand metasının tam counter'ı Amerika metası. Adamın kafasına koşma. Çünkü post brand'in çözümü bu. Ya harbiden gidip göğüs atacaksın tepeden gelen şeye biri için Viper'ın tükürüğüne ya da adamın üzerine koşacaksın. Ne ya adamın üzerine koşuyor. Ben geçen gördüm bu arada onu. Ben cidden geçen gün onu gördüm. Adam biri içle şey atıyor post plant yerine atıyor. Jet havadan göğüs kontrol atıyor kurtarıyor takımı. Havada koyuyor böyle. Dedim böyle bak. Oğlum Muslera. Bridge demişim Brimstone. Ama müthiştir ya Jet'in onu kurtaraması. O videoyu bulursam Reddit'te gördüm galiba onu. Ya Reddit'te gördüm ya da Twitter'da gördüm hatırlamıyorum. Tabii Viper'da da engelleyebiliyorsun. Ya bayağı bildiğin o post plant şeylerini engelleyebiliyorsun aslında göğüs koyarsan. Viper'da da oluyor. Sovok'u da yapamıyorsun. Büyük şanssızlık. Radius çok da şükür 9. ay için canımsın. En iyi aslında Sovok'una da yapabiliyorsun. Havadan yani mesela birisi arkadaşın çözüyorsa onu. Sen havadan Sovok'unu yersen tepede patlıyor.
Yani kendini feda ediyorsun. Ayan Bekalı Belekor çok da şey 7. ay için bu arada. Tommy FTV 7. ay. Anfran 9. ay. Ejiz Beyza 9. ay. Mr. Luxor 2. ay. Long High 35 milyar milyar yıl. Üstüne yapışıyor. Yok yapışmıyor. Şey yapışmıyor. Senin dediğin tracking. Yeni karakter ona göre olur mu bilmiyorum ki. Şey çok enteresan bu arada. Aa bu arada şeyi nerfliyorlarmış. Çok şükür ya Rabbim. Üç kere arka arkaya flash yemeği. Hem Breach'te hem de Sky'da. Evet artık kör olmayacağız. Ya Rabbim çok şükür. M Pro 2 ile GK61 arasında kaldım. GK61'de hot swap var mı? Hot swap'ı bul olanı al abi. Volchos'tan Volchos'u sor. O anlatır neden hot swap'ı bul olduğunu. Yok ikisinde hot swap'ı bul yok. İkisinden birisini al abi fark etmiyor. Evet ikisinde hot swap yok. Adım Mefe. Çok teşekkür burada abone olduğun için. Canımsın. En iyi abonem. Sana hoş geldin. Yani görsel olarak hangisi güzel gözüküyor onu al direkt. O yayını ben çok merak ediyorum. Virtus'un 24 saat yayını. Çok heyecanlı olacak. Toprak çok teşekkür 12 milyar milyar yıl için canımsın. En iyi abonem sana hoş geldin. Evet evet ya direkt yani ilk şeyden zaten. Çok merak İlk 10 tanesinden sonra çözer ama ilk 10 tanesi çok keyifli olacak. Dur bir dakika. Far Cry izleyeceğiz bu arada. Far Cry 6'yı. Ya şey çok enteresan oyun hakkında. Bazıları İnanılmaz övmüş. Bazıları inanılmaz gömmüş. Onu çözemedim ben. Grafiklerine pardon. Yok grafikleri. Grafikler konusunda çünkü genellikle bir ortalamayı buluruz. Trader grafikleri çok kötü oynanış. Oynanış bakacağız zaten ya. Dur hatta bakalım direkt. Horizon tabii ki daha iyi. Bir konsola özel yaptığın şey tabii ki de daha güzel olacak. Wapo, you listen. Rule 16. The guerrillero's revolution never ends. Always another war, another cantina. Another ugly bartender. Juan Cortez? What do you think gave it away, Wapu? This is a fucking waste of time. Oh, fuck can you this. Whistle? What? Nah, you can't whistle. Not bad, Danny. But we're just getting started. Rule number one. A good guerrilla is a hidden guerrilla. Muerto el perro, se acabó la rabia. We lead our operations in secret camps across the country. Here, guerrillas live, train, and plan. Small pack. We go in, grab our people, kill whoever gets in our way. By smuggling in some...
Ubisoft Original şey, Ubisoft şeyi değiştirdi, bir mantığını değiştirdi yayınlamanın. Ubisoft artık büyük ihtimalle uzun vadede başka oyunları da yayınlayacak, hani yayımcı olacak. O yüzden Ubisoft'un kendi stüdyosunun yaptığı oyunlar Ubisoft Originals ismiyle çıkıyor. Diğerleri Ubisoft Presents olacak büyük ihtimalle. You led some peace and fire to our movement. You got that right. Camp Chef, black market dealers. These safe havens got everything a guerrilla needs. Even do-it-yourself vehicles. You're gonna love it, Danny. Rule number two. A good guerrilla masters their environment. This land is your home. I'm sure you know every inch of it. From the bloodthirsty jungles. Oğlum baksana grafikleri güzel. Shoreline. Galiba insanların neden grafikler kötü dediğini anladım. Karakter modellemeleri çok kötü. Orada millet laf çakmış. Grafikler güzel, karakter modellemeleri kötü. Dead end towns and our friendly capital city. How you get around is up to you. If you want to play it safe, baksana take a secret yani. Path carved in the dirt of old revolutions. Baksana silah grafiklerine filan, environment'a çok güzel. Operate in plain sight of Castillo's assholes. Go ahead and hide your weapons to blend in. Bribes, what do you got? Sabotage, interceptions. You don't always need to be a loudmouth, Danny. Christmas trees? Do we even grow those here? Mexicans pay crazy money for this. How you think El Presidente wanted Maria's new face? Okay, go through. Rule number three. Fucked up situations call for fucked up solutions. Hey, he's not here. You expected reinforcements? I got news for you. You're an army of one against an army of thousands. When shit gets real, we make use of whatever we have. We call that resolver. That means absolutely every. Yok ya, texture'lar hayvan gibi high res. Sıkıntı karakterler çok low res. O belli bu arada. Silahların texture'ları falan baksana oğlum, yani şu burun üzerindeki, şu bandın üzerindeki, yani çevre falan inanılmaz iyi. Karakter kötü. Sardine cans. Goddamn batteries. Two old motorcycle engines have been built into equipment. Some very unique, deadly weapons. Oha çok güzel olmuş. Direkt CD atmak çok güzelmiş. Bu eski oyunda da vardı. Bu arada eski oyunda da vardı. Şeyde hangisiydi? Bir önceki oyunlarda da vardı da müzik çalmıyordu. Now we're fucking talking. DMC Ghost. The Supremo backpacks. Handcrafted by yours truly. Each one will make you feel and fight with the power of a goddamn guerrilla army. Oh, bu güzelmiş. You and I both know. You want this? For a guerrilla, for a guerrilla, the shit my pants rush of an ambush, the taste of sweet victory after you freed your people from tyrants. It's fun. Oh, and the final rule: a good guerrilla always brings a friend along. For bir de sıkıntı şu, insanlar live stream'den fotoğrafı aldılar. Şimdi mesela burada izleyince bu tekstür çok güzel gözüküyor. Ben bunun Twitter'da fotoğrafına baktım, çöp gibiydi. Yani birisi gitmiş YouTube video yayınından çekmiş. Zaten 8000 bitrate, çöp gibi gözüküyor. Şu anda mesela bakınca hayvan gibi güzel tekstür var bunun, baksana. Bir de o kısım var. Gerçi player'lar yine hala low tekstür. Ben ona baktım da... Yani bu gayet köpek gayet güzelmiş. Çok tatlı ya.
Ön sipariş ödülü mü bu? Ha yok, farklı versiyonu, tamam. Aa bu disco. Aa bunu ön sipariş ödülü yapmazsın be. Kaç TL çıkar? Ucuza çıkıyor ya Ubisoft oyunları. Ucuza dediğim de yani şey, ucuz dediğime aldanmayın. Dur bakalım. Dün şeyi izledim. Bu arada Cruella'yı izledim. Çok güzel. Çok güzel olmuş. 269 TL zaten satıştaymış. Oğlum ben masraf çok düşük. 1 yıldır abone olmuşum. Canımsın. En iyi abonem. Sana hoş geldin. Ha bak burada. 269 TL. Bak sen alacağım. Bana yolluyorlar oğlum Ubisoft'u. Çok iyi fiyat oğlum, 270 TL. Xbox'a 450 TL mi ne? Xbox'a pahalı. Bakıcım iner misin oradan? Tabii ki. Oğlum düğmesine basmalı. Konsollar da pahalı, daha pahalı. Konsollarda daha ekstrem fiyatları görüyoruz. Far Cry ağrı mı yazılıyor? Ultimate'dan sekeriz. Ah kalbim. 600 TL. Burada bir, yani burada da 20 39 TL daha ucuz. 31 TL daha ucuz. SVJ. Ama yani 600 TL verdikten sonra 31 TL'nin lafını edeceğini kimsenin düşünmüyorum. O noktadan sonra kayıp direkt yani. Ubisoft'un abonelik servisinde ilk günde çıkıyor, evet. Loki'cim çıkma oraya, PC kapatacaksın. Mama istiyor galiba, bir dakika veriyorum, geliyorum. Verdim. Niye bu kadar uçurum var? Bana değil, Ubisoft'a sor. Assassin's Creed gibisi olmuş. Ben tek başına güzel ama Stan Rocket from Far Cry. Niye canım? Far Cry her zaman ekstrem bir oyundu oğlum. Far Cry her zaman ekstrem bir oyundu. Hiç zaman böyle ayakları yere basan bir şey değildi yani. Ernek çok küçük bir şeyince için canımsın. En iyi abonem. Sınavımıza hoş geldin. Başkan. Yok yani. Far Cry her zaman şeydi. Çok ekstremdi. Opay Dragon çok küçük 8. ay için bu arada. Canımsın. En iyi abonem. Sınavımıza hoş geldin. Druz 9. ay. Canımsın. En iyi abonem. Sınavımıza hoş geldin. Kuş niye sıkılmıyor? Oynadım. Ali Berat ikisinde. Tabi canım yani oğlum Far Cry hangi bir 2'den beri zaten hani mermi yiyince parmağını söküyorsun. Ya çok çok şey yapmaya gerek yok. En iyi abonem çok teşekkür, burada abone olduğun için canımsın. En iyi abonemsin. Jeston 11. ay, Deathmark Core 8. ay. Drews 9. ay, Ernek 5. ay. Ener VK yaptım, memnun oldum. Modifiye var mı? Birisi şey, filament tutucu. Diğeri onların eşyaların tutucusu, o kadar. Onun dışında başka modifiye yapmadım. Dün.
Patch Better Hammer Money. Çok teşekkür 30. açım bu arada. Canımsın. En iyi haber abi. Sana hoş geldin. YouTube için kullanan eklenti ne? Eklenti kullanmıyorum YouTube için. Kullanıyor muyum? Yok, kullanmıyorum. Bu aralar şimdi oyun dünyası canlandı tekrar ha. En sevdiğim Far Cry tabii ki de 3. 2 ondan sonra gelen ama. Kesinlikle Far Cry 2 ondan sonra gelen en böyle. Ama birçok kişi Far Cry 2'nin güzel olduğunu bilmiyor. Primal güzel değildi. Primal hatta boka sarmasının noktasıydı. Çünkü Far Cry Primal direkt şöyle bir oyundu. Biz bütün dünyayı dolduralım, çöp bütün alakasız bilgi atalım. Ne yaparsanız yapın. Orada boka sardı. Yani sıkıntı şeyde bitti abi o oyunlar. Ya bir noktadan sonra oyunun tamamen amacı dünyayı olduğabildiği kadar şey dolduralım. İnsanlar ne yaparsa yapsın. Çok kötüydü. Far Cry 3 güzel yapışan Vaas'tı. Sadece Vaas değildi yani. Far Cry 3 açık dünyanın açık dünya olmaması lazım. Yani açık dünyanın olayı şu abi. Millet yani Ubisoft onu anladı bu arada. Açık dünya tamamen random böyle abidik gubidik side quest dolu olmamalı. İçi dolu side quest olmalı. Side quest olacaksa bile mesela bu Valhalla'da bunu çok iyi anlamışlar. Dümdüz side quest de istemiyorsun. Şey istiyorsun abi yani açık dünya olsun ama evrenin bir manası olmalı. Mesela Valhalla'nın şeyi çok iyiydi. Side quest'leri çok iyiydi. Her side quest'in bir hikayesi vardı, bir manası vardı. Origins de aynı şekilde. Origins demişim. Odyssey de güzeldi. Odyssey'den bence hatta Valhalla şey side quest olarak daha iyiydi. Yani açık dünya olsa bile en azından kısa ve öz olmasını bekliyorsun. Bir manası olsun istiyorsun. Ama yani Far Cry 4'te veya 5'te 5 tamamen vasattı. Yani 5 tamamen vasattı. 3'ten sonra gereksiz koskoca filmi yeni IP çıkarmaktan yoksun. Abi demezsin. Ne dersiniz desin. Ubisoft'a yeni IP çıkarmaktan yoksun bir firma diyemezsiniz. Çok ezbere konuşuyorsunuz. Ubisoft bu piyasada en çok yeni IP çıkaran firma. Onu diyemezsin. Özür dilerim ama diyemezsin yani. Her çok tekrar ediyor diyebilirsin firmaya. Kendini tekrar ediyor diyebilirsin ama yeni IP çıkarmayan bir firma değil. En çok yeni IP çıkaran firma abi. Adamlar yeni IP spamlıyor sadece. Yoksun değilse o zaman temel ve hazır. Değil abi değil. Özür dilerim ama değil. Ubisoft hiçbir zaman tembel ve hazırcı olmadı. Aynı oyunu pardon şey yapabilir. Beğenmeyebilirsin ama Ubisoft hiçbir zaman kendini tekrar eden uzun zaman kendini tekrar eden firma değil. 1. Odyssey ve Origins. Assassin's Creed'i hep tekrar ediyor diye ağladınız. Herifler yepyeni oyun yaptı. Şimdi de niye yapıyorsunuz diyor insanlar. Hayvan gibi yeni IP çıkartıyorlar. Bunların hepsi iyi olup olmadığı farklı. Onlar çok ayrı konular ama herifler kendini tekrardan bir firma değil. Division çok alakasız yeni bir genre yaptılar. Rainbow Six, Forerunner. Forerunner'ı hala destekliyorlar. Immortal Phoenix Rising. Yani adamlar o kadar fazla yeni oyun deniyor ki tam tersine. Bu problem yaratıyor hatta bence. Çünkü harbiden Ubisoft kadar böyle yeni IP deneyen firma iyi göt isteyen bir hareket bu arada. Mesela Watch Dogs tutmadı. Tutturmaya çalışıyorlar, tutmayacak. Yapamıyorlar. Watch Dogs bence tutabilecek bir oyun değil yani. Yani insanlar burada yani bunu diyen birçok insan da Skyrim'i çok övüyor. Yani Ubisoft adamlar yeni IP yapmıyorlar sonra diyorsun Skyrim en iyi oyun. Veya Rockstar GTA çok iyi oyun. O iki yüzlülük oluyor yani. Sırf böyle kulaktan duyma şeyi gömçüreyim. Hyperscape bok gibi oyun abi. Geç onu. O çok kötü. Yani bir oyun nasıl yapılmaz?
Oyunu resmen. Yok, onda haklısın ama oyunlarda sürekli aynı aktiviteler var. Kule açma, outpost sadece. Değil. İşte değil abi, oynamamışsın. Mesela Odyssey'i oynamamışsın. Origins'i oynamamışsın. Yani sadece Far Cry serisini söylüyorsun. Oynamamışsın yani. Origins tamamen ondan bağımsız. Odyssey çok bağımsız. Valhalla çok bağımsız. Yani Watch Dogs mesela yani. Çok bağımsız şeyler. Division mesela. Ya bunların hepsi çok bağımsız mekanikler. Hani sadece bir yani kule açma mekaniğini aynı mekaniği kullanıyorlar diye şey yapamazsınız abi. Bir tane kule açma mekaniği verebiliyorsun yani. Çünkü o da zaten bu arada çok basic bir mekan ve çok çok güzel bir şey bence. Kule açma olayı çok akıllıca bir mekanik bence. Hani çünkü adamlar kendi için şey yaptı bunu. Kule açma mekaniği insanın beyninde yani şey yapıyor yani, yer eden bir mekanik. Çünkü adam biliyor ki map'in bir kısmını açmak için en yukarıya gitmem gerekiyor. O Ubisoft'un imzası gibi bir şey şu noktadan. Hani yani çok basic bir şey. Ama oyunlar benzer değil. Yani birçok şey diyebilirsin Ubisoft'ta. Her oyunu tutmuyor. Her oyunu iyi değil. Watch Dogs en... Allah affetsin, salsınlar dediklerim oyunlardan birisi. Yani lütfen salsınlar. Yalvarıyorum artık o seriyi. Bok gibi seri cidden. Ama Ubisoft'ta risk almıyor. Hep aynı şeyi tekrarlıyor diyemezsin. Özür dilerim ama diyemezsiniz yani. Immortals Fenyx Rising. Çok iyi oyun. Bok oldu o oyun. Çok 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 iyi oyun abi oyun. Ya Immortals Fenyx Rising son senelerde yaptığı en iyi oyunlardan birisi. Bok oldu. Çok kötü döneme çıkardılar. Yani kendileri siktiler onu. Ama bir formül bulunca bir süre mikliyor Ubisoft. Oğlum her firma yapıyor lan bunu. İnsanlar alıyor. Firma bu. Niye yapmasın ki? Ya niye yapmasın? Firma elinde sonunda bu. Ubisoft kadar kötü yapan yok. Abi nereye Ubisoft kadar kötü yapan yok ya? Allah aşkına. EA var, FIFA var. Bilmem ne bilmem ne. Nereye var abi yani? Sırf kulaktan dolma şeylerle gelmeyin buraya. Yapmayın. Ubisoft hiç de miklemiyor abi. Yani mikleyebileceği kadar miklemiyor, emin olun. Ve adamlar şunu unutuyorsunuz. Activision var bir kere. Call of Duty var yani. Adamlar senede bir çıkar spamlıyor. Senede bir spamlıyor cidden. K var. Çok var abi yani, çok var, yapmayın Allah aşkına yani. Ha bu arada ya dedim ya, mekliyor diyorsunuz ama adam yani arada şey çıkartıyor oğlum, Forerunner çıkartıyor. Yani siz sadece en çok oynadığınız oyuna takılıyorsunuz ama adamlar Forerunner çıkartıyor. Abidik kubidik oyunlar çıkartıyor. İnşallah Roller bir Champions çıkaracak. Çıkaracaksa ne zaman çıkaracak bilmiyorum ama yani hayırlısı 2023'te çıkacak. Anno çıkartıyor aynen. Anno 1800 çıkartıyor. Forerunner bu arada manyak tutuluyor. Forerunner hiç olmadı. Forerunner manyak gibi oynanıyor. Forerunner'ın concurrent bantlı user'ı 1 milyondan fazlaymış. Yani Forerunner ciddi ciddi oynanıyor. Yani benim beklediğimden çok çok fazla oynanıyor Forerunner. Geçen onlarda kimse PC'dedir belki. PC'de bilmiyorum.
Tabi bu dediğim şey bir sene önceydi bu arada. 1 milyon şey 1 milyon bir sene önceydi. Yani Bethesda alt stüdyoları ve Rockstar'la karşılaşınca bayağı kötü niyetli firma. Kim? Ubisoft mu? Yok, kesinlikle şey yapma. Bethesda benim gözümde Ubisoft'tan daha böyle bağnaz bir firma. Ne olursa olsun. Rockstar da öyle. Rockstar, oğlum milking diyorsak Rockstar'dan daha fazla milking yapan bir firma yok. EA'den bile kötü Rockstar. Adamlar 3 jenerasyon bir oyunla tuttu lan. 3 jenerasyonu bir oyunla tuttular. Bethesda falan da komik kalıyor. 3 jenerasyon bir oyun. Ya herife götünü yırttı. 8 sene, 11 senedir adamlar aynı oyunu destekliyor. Yani bundan daha milkleyemezsin bir oyunu. Yapamazsın yani. Ama türün en iyisini yapıyor. Fark etmez abi, olay milklemek arkadaşlar. Yani bu firmalar, olay firma. Ben oyuna kötü demiyorum zaten. Yani firmalar para kazanmak için vardır. Onu unutuyorsunuz. Skyrim dediğimiz oyun benim tost makinama çıktı en son. Yani o yüzden olay orada değil. Yani firmalar arkadaşlar sizin benim iyi niyetimize yapmıyor. Abi oyuncular oynasın. Uvu yok öyle bir şey. O geçti. O yıllar önce geçti o. Öyle bir şey 30 sene önceydi abi arkadaşlar. O oyunları bir kişinin, iki kişinin yaptığı dönemlerdi o. Para kazanmak için yapılıyor oyun. Olay burada abi. Splinter Cell görelim. Ben de çok bekliyorum. Nino sen burada abone ol. Bethesda çöp ama Rockstar ve Naughty Dog laf etme. Ederim. Ederim. Bana ne oğlum? Ederim yani. Umda değil. Ederim. Oyun için para veriyorum lan. Bana ne? Ederim yani. Rockstar bayağı milking en kralını yapan firma. 11 senede GTA Online'a girişi düzeltemediler. 11 sene. İnsan utanır düzeltir lan. 11 senedir GTA Online'a ben 15 dakikada giriyorum. Adamın teki en sonunda sikerim sizin yapacağınız işi dedi. Kendi düzeltti. Adamın teki random birisi düzeltti ya. Adam dedi ki oyunu ben decompile edeyim, bunun yapmadığı şeyi düzelteyim dedi. Yaptı, öyle düzeldi oyun. Düzelmiş kısmı da 2 dakikada giriyorsun. Ben bana ne, gömeceğim tabi lan yani. Hile kol geziyor zaten. Oyuna giriyorsun, adam seni kafese tıkıyor, sonra sen banlanıyorsun hileci banlanacağına. Yani tabii ki gömeceğim. Neyi gömmeyeceğim lan da? Bana ne, babamın firması mı abi? Gömeceğim tabii. Düzelsinler, adam olsunlar. Ubisoft Bethesda çok iyi. Oğlum Ubisoft Bethesda çok iyi demiyorum ki. Ben her firmayı gömüyorum. Bana ne oğlum? Senin anlamadığın olay o. Sen bir firmaya gömünce diğerini övdüğümü sanıyorsun. Ben öyle bir şey yapmıyorum. Hepsine gömüyorum. Hepsinin iyi olduğu yanları var. Hepsinin kötü olduğu yanları. Mesela gidip Ubisoft'a şey diye gömmem. Çünkü salak değilim, özür dilerim ama IP, yeni IP denemiyorlar diye gömmem. Çünkü adamlar hayvan gibi yeni IP deniyor. Ama oyunları güzel yapamıyorlar. Mesela şey Watch Dogs bok gibi oyun, salın abi artık, olmuyor yani. Üçüncü oyunu deniyorsun artık, hala bok gibi. Yapamıyorsun yani Watch Dogs'u, sal. Olmuyor. Olmuyor yani. Ya olacağı yok onun. Mesela Hyperscape. Yok abi, benim hayatımda gördüğüm en kötü oyunlardan birisi. Çok kötü, inanılmaz kötü yani. Ama Cyberpunk tam görmemiştim. Gömmem, ben Cyberpunk'tan eğlendim oğlum. Niye gömeyim ki? Eğlendiğim oyunu niye gömeyim yani? Ben Cyberpunk'tan çok keyif aldım. Ya inanılmaz keyif aldım oğlum. Ne yapayım yani? Yani bende 3080 var. Hayvan gibi çalıştı PC'imde yani. Ben FPS düşüklüğü bile yaşamadım lan oyunda. Kasmadı oyunum. Çünkü öküz gibi yani, ben bug bile görmedim. 2 kere bug gördüm oyunda. Optimizasyon siklemiyorum ki ben. 3080 var.
gören için üzülürüm. O ayrı bir şey. Ama ben görmedim hani. Aynen yani. Oyun değil. Oyun değil de CD Projekt eleştiri hak ediyordu. Ben CD Projekt'i eleştirdim ki zaten. Eleştirmedim değil, CD Projekt'i eleştirdim. Ben oyuna gömmedim. Çünkü benim için gömülecek bir oyun değil. Ben çok keyif aldım oyundan. Çılgın Potato çok düşük. Hemen abone ol. Işınlanan polisleri de görmedim. Işınlanan polisi ben çok bir kere gördüm ve insan söyleyince gördüm. Ben polisle hiç derde girmemiştim. Biz oyunun 20. saatinde falan fark ettik onu. Hiç polisle derde girmediğim için ben oyunda fark etmedim. Birisi söyleyince hatta yayında fark ettik onu. Hatırlıyorum yani. Zaten o da bir problem. O başlı başına problem zaten. O çok ayrı. Yani ben cidden birisi... Yani polisle ben iki kere derde girdim. Onu da hatırlıyorum neden. Hani birisi şeyde girdim. Bu taksi şoförü olan AI vardı ya. Bir kere onun binasına girerken polise çatışmaya girecektim. Orada da quest'e girdiğim için polisler dispawnlandı. Her oyunda olan şey. İkincisini hatırlamıyorum nerede olduğunu. Ya ben oyunu o kadar kırdım ki her şeyi tek atıyordum zaten. Fark edemedim onu. Ben oyunu kırmıştım çünkü bir noktadan sonra. Polisler çok kötüyü zaten. Yani polisler, ben birisi deyince kim dedi hatırlamıyorum. Chat'ten birisi söyledi zaten, polislerde böyle bir şey var fark ettin mi dedi. Dedim onu ve bok gibi oğlum yani, polisler ışınlanıyor sana. Şu anda fixlemişler, daha da kötü. Işınlanma daha güzel bu arada yani, o kadar kötü şu anda. Onu fixlediler demişler. Ben bir ara geçen Xbox'a girdim. Şu anda daha da kötü polisler. Işınlanması daha zevkliymiş. Yani nasıl fix attılar ona bilmiyorum ama yani. Işınlanmayı özleten bir fix daha da kötü. Çok yok. Yani oyunda düzeltilmesi gereken çok şey var. Onlar ayrı abi. Dedim ki gömülecek çok şey var. Bence yapay zekası kötüydü oyunun. Oyunun yapay zekası yoktu zaten. Ama işte benim oynayış tarzıma ben yapay zeka takmadım. Çünkü ben yapay zekayla savaşmadım arkadaşlar. Hani benim oynayış tarzıma çok uygundu oyun. Ben o yüzden çok rahat ediyordum. Ben mesela herkese stealth gittim. Bir yerden sonra da adama tek attım. Yani zaten öyle bir silah yaptım ki 1.5 milyon vuruyordum oğlum ben. Adam AI hareket edebilecek bir zaten beyni kalmıyordu. Hani o noktada zaten bitti benim için oyun. Oyunun bir yere kadar stealth gittim. Sonra oyunu kırabileceğimi fark ettim. 1.5 milyon vurmaya başladım. Hani bitti benim için oyunu zaten orada. AI hareket etmiyordu. Ben AI'yi hiç görmedim. Hani görsem belki eleştiririm ama AI'yi ben görmedim. Yani görebilecek bir animasyonu yoktu hareketin. Yani çünkü o yüzden hani benim oynayışıma göre oyun çok keyifliydi. Ama mesela senin oynayışına göre sen gömebilirsin. O benim şeyimi bozmaz yani. Bana ne abi? Millet geliyor, niye gömüyorsun? E çünkü benim için keyifliydi oğlum. Gömemiyorum ki. Ben keyif aldım lan oyundan. Keyif almasam 45 saat mi oynayacağım? Arona çok güzel, 4. ölçün canımsın. En iyi abonem, sana hoş geldin. Haziran'da Zeyn. Tarpıncı FPS seçimi doğru. O doğru. Ben ona katılıyorum. FPS olması çok doğru o oyunun. Evet, insanların beklentisine göre oyunun şeyi çok değişti. Ben mesela beklentim çok daha farklıydı insanlardan. Ben o yüzden keyif aldım mesela. Ama bu vaatlerin yerine getirdikleri anlamına gelmez. İnsanlar onu da abartıyor. Mesela CD Projekt'in gömecek çok yer var orada. Ama vaatler konusunda bazı şeyler diyorum. Hani her şeyi demiyorum. Burada cümleler çok önemli. Sıkıntı şu abi. İnsanlar kendi bazı şeyleri hype'layıp onu gerçek gibi varsayıp firmaya gömüyor. Bunu Sony'de de yapıyor, Microsoft'ta da yapıyor. Mesela Microsoft şey, Sony diyor ki abi biz burada Ratchet & Clank sunumu yapacağız. İnsanlar niye God of War yok diyor.
Şimdi gel. Burada da böyle bir ikilem çıkıyor. İnsanlar da yani istemek istediğini istiyor. Orada kontrol edemiyorsun bir yerden sonra. Adama diyorsun ki yani abi bak biz Sony, Jarchut bilmem ne. Hepsi diyor ki abi, sadece Horizon Zero Dawn'ın yeni oyununu göstereceğiz. God of War'ın teaser yoktu diyor. Lan. Adam daha ne yapsın sana? Mitrandir çok düşük altıncı için. E3 hakkında ben baya şey duydum bu arada. E3 hakkında baya şey duydum, hiçbirini söyleyemem şu anda. Yaklaşınca belki sızdıracağım şeyler olur. Mesela Epic Games'de de aynı şey oluyor. Epic Games yeni bir oyun verecek diyor. Millet RDR2 verecek diye gaza geliyor. Among Us çıkınca anasını sövüyor Epic'in. Tabii Among Us yine bir kötü bir şey ama elinde sonunda abi RDR2 niye bekliyorsun? Hani ya insanların artık her şeyden beklentisi o kadar en üst seviyede ki, öyle bir çılgın seviyede ki her şeyin mükemmel olmasını bekliyorlar. Yani indie etkinliği yapıyor PlayStation. Elinde sonunda bir etkinlik yapmaya her ay, yani insanlar öyle bir şey bekliyor. Her ay etkinlik yapılsın, her ay God of War'ın yeni oyunu açıklansın. O seviyedeyiz artık. Yani o kadar bir doyumsuzluk var. Oyunculukta. Ya oyuncu olarak bu arada parayı verdiğin için bunu hak ediyorsun. Yani hak ediyorsun değil de isteme hakkın var. Ama ondan sonra milletin anasına sövme hakkın yok. Sen de kabul et, sen de birazcık kendi fikrini zor bırakıyorsun, ısrarcıyım. Oğlum çünkü kendi fikrim, değiştirmek zorunda değilim ki. Yani şöyle bir şey var, onu anlat. Yani ben kendi fikrimi salmak zorunda değilim ama sizin fikrinize de katılabilirim. Ama kendi fikrimi niye salayım oğlum? Bu benim fikrim zaten yani. Yani ben senin fikrin yanlış demiyorum. Siz onu kaçırıyorsunuz. Birçok kişi onu kaçırıyor. Ben sizin fikrinize katılabilirim kendiminkini hala düşünüyorken. Yani ben size haksız demiyorum. Ama kendi fikrimi ben salmayacağım. Niye salayım oğlum sizin fikrinizi düşününce? Yani ben sizin fikrinizi de şey yapıyorum, kendi fikrime katıyorum ama bazen fazla savunuyorsun. Oğlum savunacağım çünkü kendi fikrim. Yani ben öyle düşündüğüm için salmam oğlum, niye salayım? Ben kendi fikrimin doğru olduğunu düşünüyorum, yoksa söylemem. Ama sizi de dinliyorum yani. Ama şöyle bir şey var. Şimdi birçoğunuz, özür dilerim hepiniz değil ama birçoğunuzun kendi fikri değil bunlar. Ya öyle bir sıkıntı var. Birçoğunuz başka yayıncı veya YouTuber'dan izlediğiniz fikri bana satıyorsunuz. Ben onu fark edebiliyorum. Olay orada patlıyor. Hani kendi fikriyle gelen birisi ile başkasının fikrini söyleyen adamı chatten anlayabiliyorsun çok rahat bir şekilde. Yani o olay orada patlıyor. Ben mesela onlara o yüzden dönmüyorum. Orada mesela R yapmam. Mesela o Ubisoft şeyi başkasından duyma laf abi. Özür dilerim ama başkasından duyma laf. Aynı şeyi tekrar etme bu. Papağan modu o. Ama daha farklı şeyler var. Yani o Ubisoft şeyi bayağı bildin copy paste laf abi. Özür dilerim ama o copy paste laf yani. Yıllardır olan internette gördüğümüz şey. Assassin's Creed 3-4 dönemi bunu dersen haklısın. Ama yani o 8 sene önceki şey abi, 8 sene önceki şeyi getirmezsin, özür dilerim ama yani adamlar hayvan gibi değişti. Ya o olay orada. Ben sizin fikrinizi dinliyorum. Her zaman dinleyeceğim. O zaten chat'te konuşmam o zaman dinlemeyecek olsam. Umursamam. Ama kendi fikrimden ben tabii ki de dönmeyeceğim. Yani döneceğim yer vardır ama bu chatten birisinin dediği şeyle dönmemin orası çok az. Olabiliyor. Olmadığı dönemler de var. Yani olduğu dönemler de var. Ama dediğim gibi genellikle chatten gelen şeyler copy paste fikirler olduğu için kendi fikri değil. Yanlış anlamadın değil mi? Sadece bazen fazla sonrası yanlış olsa da. İşte ben yanlış olduğunu düşünmüyorum. Onu kaçırıyorsun. Ya anlıyorum dediğini. Ama ben kendi fikrimi şey yaptıysam, ya birçok kişi internette düzgün dinlemiyor.
Ben onu fark ediyorum internette. Senin dediğini çok anlıyorum. Yani ne dediğini anlıyorum. Öyle bir inatçılığım var ama insanlar götüyle dinlediği için böyle. Yani mesela ben şey diyorum. Bence Xbox almak daha mantıklı diyorum PC yerine. Çünkü o adam oyun oynuyorsa sadece diyor Xbox daha ucuz diyorum. Game Pass mesela, Series X artı Game Pass daha ucuz. Adam diyor ki Photoshop'u ne yapacağız? Anladın mı? Yani bu yıllardan gelen, yani Twitch'teki düşüncemle normal birebir konuştuğumuzdaki düşüncem aynı değil. Yani chatle konuşuyorken veya yayın yapıyorken ki şey daha farklı abi. Mesela birebir konuşsak, dümdüz konuşsak o daha farklı oluyor bunların şeyi. Yani o kısmını kaçırıyorsunuz. Yayında şey oluyor. Yani yayında ne yazık ki o filtreden geçmek zorundayım. Çünkü dinlemiyor yani. Ya yani çünkü şeyi fark ediyorsun. Hani insanı hala, yani elinde sonunda yayındaki Batu'yla dışarıdaki Batu arasında fark var. Ben mesela bir arkadaşımla veya hani dışarıda birisiyle konuşuyorken böyle değilim. Çünkü onun öyle bir kendi fikri olduğunu biliyorum. Ama ne yazık ki chatten birisinin kendi fikri olmadığını %99 anlayabiliyorsun. Hani chatten birisi bir şey, %99 internette okuduğu bir şeyi sana kendi diyormuş gibi aktarıyor. Yo, bu şeyde değil. Yani genel olarak internetin şeyi yani, ama onun yazış tarzından da fark edebiliyorum. Ya insanın yazış tarzından da o şeyi fark edebiliyorsun. İsim nedir? Ya evet, cümlenin akışından, adamın anlatışından altının ne kadar dolu olduğunu anlayabiliyorsun. Veya adama şey soruyorsun, niye böyle düşünüyorsun diyorsun, cevabı gelmiyor ya. Orada mesela oluyor, patlıyor. Çünkü ben şeyi okeyim. Ya mesela bu Ubisoft IP olayı. Yani adama diyorsun ki yani neden öyle düşünüyorsun? Onun cevabı gelmiyor mesela birçoğunda. Ya onu anlatmaya çalışıyorum. Yani Twitch chat'in umursamazlık yapmıyorum. Ama kendi fikrimi Twitch chat'ine savunacağım. Yani çünkü haksız olduğum tabii ki şeyler olur ama %90 öyle olmuyorsun. Prince of Persia'yı kasti geliştirmiyorlar bu arada. Prince of Persia'yı bir daha yapmayacaklar adamlar. Prince of Persia'ya yeni bir oyun beklemeyin. Çünkü o şey yüzünden. Assassin's Creed oldu abi o. Ama setinde çok dolu insanlar var. Yo, ben benim chatim üzerinde konuşmuyorum. Twitch üzerinde konuşuyorum. İnternet üzerinde konuşuyorum ben. Benim chatimde inanılmaz dolu insan var oğlum. Zaten ben onun yorumunu yapmıyorum. Genel olarak mantığımı söylüyorum abi. Hani düşünce yapımı söylüyorum ki şey yapın. Hani benim lafımı da mesela birisine gidip papağan gibi anlatmayın abi. Yani benim lafımı dinleyin. Sonra filtreden geçirin. Mantıklı geleni. Yani kendi filtrenizden geçirin. Yani bütün interneti kendi filtrenizden geçirin. Manyak mısın? Yapmayın yani. Benim de çok yanlış şeylerim var. Her insanın var. Tabii canım, haksız olduğun tabii ki de şeylere vardır yani. Ay yok, iyi, çok düşün 9. açım. İban var. Ha işte aynen ya, bak şöyle bir şey var. Bütün Twitch chat için genelleme bu. Duyduğun 10 şeyin 9'u yalan, biri şüpheli. Ya oğlum, yani bak en ekstrem noktaları anlatıyorum. Epic'te çalışıyorum. SSD bence mantıklı değil. Hani bunlar bu chat'te yaşandı zaten. Bunlar en ekstrem noktası tabii ki de bunun, ama hani tabii DLSS'e çöp diyen var. O ayrı bir şey. DLSS 2.0'a çöp diyen var, pardon.
Ben doğru çalışıyorum. Epic'te çalışıyorum. Assist'i gereksiz. DLSS birçok kötüydü. Kesinlikle katılıyorum. Kesinlikle katılıyorum. Tabii canım Ruin'di. Ben bak dediğim gibi arkadaşlar, bunu ben anlatırken hani kişisel olarak hiç kimse algılamasın. Ben Twitch chatini genelleyerek konuşuyorum burada. Hani spesifik bir insanın üzerine bilmem ne falan olsa konuşmuyorum. Niye böyle davrandığımı, niye böyle düşündüğümü anlatıyorum. Hani ben kendi filtremden geçirmek zorundayım. Çünkü Twitch chat'i. Hani bu siz değil. Genel olarak internet kültürü böyle. Yani internete girişin en büyük şeyi beyni zaten yanda bırakmaktır. Hani ben de Twitch chat'ine girerken öyle yapıyorum mesela. Soda Pop'in chat'ine girerken beynimi çıkarıyorum, yan tarafa bırakıyorum, öyle chat'e yazıyorum. DLSS 1'i görmedim. Çok kötü, görme. Zaten göremiyorsun. Piksel her taraf. DLSS 1 çok kötü abi. Allah affetsin. Cidden çok kötü yani. İki çok iyi. İki müthiş bu arada. Yani DLSS 2 muazzam bir şey. Muazzam bir şey. Yani gördüğüm en iyi teknolojilerden birisi. En iyi uygulayan şeylerden birisi. Tabii canım, beleş FPS de lan. Çok klişe ama çoğu zaman bazı chatlerde gerçek hayatından farklı karakterde olmuyor bu insanlar. E tabii canım. Oğlum internet zaten. İnternette kendini şey yapmıyor ki. Ben de dümdüz kendimi şey yapmıyorum ki. İnternette daha farklı olmak zorundasın. Görmedim Royalty, atsana, merak ettim. Tabii canım oğlum, her insanın farklı chatlerde farklı personalitesi bile oluyor. Ben onu da gördüm. Mesela adam bu chatte düzgün, Kemal'in chatte Pepega, XQC'nin chatte direkt beyni bırakmış versiyonunu da gördüm. Onu da gördüm. Yani ben sizi diğer chatlerde görünce fark ediyorum. Yazmıyorum belki ama isminizi hatırlıyorum yani hepinizin. Ki doğru olanı da bu bence yani. Ortama ayak uydurmak lazım. Senin görevin değil ama gençler üzerinde çok etkin var. Aslında senin gibi influencer, bizim gibi gençlere ne bileyim eğitim konusunda el atması lazım. Abi no. No. Influencerlar kesinlikle eğitim carçut konusunda el atmaması lazım. Yok. Eğitim dediğin şey internette olmaz abi. İnternetten eğitim olunca ondan sonra YouTuber oluyorsun. Yok. Ben mesela ona tamamen karşıtım. Kanaat önderi falan olmamalısın. Yani influencer sadece dediğin şey... Yani iş neyse, hani hangi şey üzerinde yoğunlaştı onu yapmalı, o kadar. O dediğin şey aileyle alakalı. Aileyle alakalı olacak. O dediğin şey aile abi. Çünkü şöyle bir şey var. Senin doğrun onun doğrusu olmak zorunda değil. Kimin, yani mesela benim bana doğru olan şey o adamın ailesine, kültürüne, cartına, curtuna tamamen zıt bir şey olabilir. Yani bu çok çok değişir. Mesela benim yazılım konusunda, mesela benim doğrum Silver'ın doğrusu değil. Ben mesela yazılımda A diyorsam Silver B diyor ve ikimizinkisi de doğru. Yanlış bir şey yok burada. Ama işte orada dediğim gibi yani kimin doğrusu neyin doğrusu kısmına geliyor. Yani Silver'ın tek yanlış olduğu şey Java'nın güzel bir dil olduğu. Ama onun dışında her şey, diğer dediği şey doğru. Silver'a laf gelmedi, Java'ya laf geldi. Abi Silver'da bir yerden sonra şey yapmıyor ki, Java'yı gömüyor ki. Biliyor çünkü kötü olduğunu.
Zaten hani şey çok basit. Hani garbage collector'a doğru lafı çektiğim anda kazanıyorum. Kolay. Ama o çok kolay işte. Kolaya kaçmakla aynı şey o. Garbage collector'a çekiyorsun lafı, bitiyor orada. Ha o yani şey yani çok çok basit. Olmaz o, zevkli değil. Ama Java olmazsa da olmaz bir şey yani, olmalı. E-commerce'de çalışıyorum, ekmeğin oynamayın. Yok oğlum, her dilin eksik yanları var. Mesela ben yani network üzerine mesela C++'ı överken birisi network dese ben ok yani ok masadan kalkarım mesela. Yani görüşürüz deyip kalkacağım. Yani dokunmam. İmkanı yok. İmkanı yok abi. Ben bir kere yaptım hayatımda o hatayı. Yapmak zorundaydım. Bir daha yapmam. İmkanı yok. C++'da network diye hiçbir şey yazmam. İmkanı yok. Yapmam. Bir server side C++ bir şey yaz bakayım. Kör oluyor musun? Tüh, ben de alt tab yapıp Java geliştiriyorum. Savunmaya geldim. Garbage collector damage yedim. Enfiye'ye çok teşekkür 9. ay için. Neredeyiz? Network yazmıyorum ben. Network yazacaksan C# dönüyorsun oğlum zaten. Yani daha sonra orada hangisini sen seviyorsan o dil yani. Çok dil var network üzerine yoğunlaşabilir ama ben C# çok iyi yani. Ben C# biliyorum o konuda. Java da yapabilirsin mesela. Java'nın network dili şeyi çok iyi, library'leri çok iyi. C# 9'a baktım, yok bakmadım. C# çok alakam olmuyor benimkisi, benim şeyim. O yüzden çok el atmıyorum. 3D printer kullanmaya başladığında ne kadar oldu? Bir ay oldu da elektrik konusunda hiç fikrim yok abi. Bu benim bu evde elektrik konusunda çok elektrik harcayan şeyim var. Yani bir kere hala şey kullanıyorum duş için, elektrikli şofben kullanıyorum. Gerçi elektrikli şofbenim manyak iyi, o yüzden çok iyi çalışıyor. İşteyken genelde C++, işteyken C++ kullanıyorum, başka bir şey kullanmıyorum. Ne kadar fatura geliyor? 320 falan geliyor. Beklediğimden yine az geliyor bu arada. Yani cidden beklediğimden az geliyor. Ha çünkü yani sırf benim odamda 2 PC var, televizyon var, 3D printer var. Yani 7/24 takılı çok şey, wireless şarj oluyor her şey. İşte Nissan'ın PC'si var, laptoplarımız var. Evde 3 tane laptop var şu anda. 7/24 şarj olan bir şey var. Xbox var, PlayStation var. Bunların hepsi always on duruyor. Bende 3 monitör var. Ondan sonra şey var işte, şofben var, elektrikli şofben var. Her gün duş alıyorsun yani, elektrikli şofben çalışıyor 7/24. iPad şarj oluyor. Yine 320 az iyi geliyor yani. TD printer Xbox kontrol steering wheel basman yok mu? İstiyorsan basarım sana, gönderirim. Ama ben çok fazla yani mesela şeyde açık bırakan bir insan değilim. Gerçi ampul o kadar elektrik yiyen bir şey değil. Dört toplam. Yazık değil mi sürekli always on durumun olmaları? Değil ya. Yani abi şey olayı biraz ya, elinde sonunda o always on öldürmüyor o konsolları. Veya o elektrik faturasını yani maksimum oynatıyorsa 20 kuruş 30 kuruş oynatıyordur. Ya 30 kuruştan fazla arttırdığını düşünmüyorum o konsolların. Bir de always on olmasının en büyük olayı şu abi. Yani o şey oluyor hepsi. Update'leniyor. Ya yani ben o konsolu açtığımda hiçbir zaman bir update'le karşılaşmıyorum. O çok büyük bir kafa rahatlığı bence.
Gerçi 1 gigabit var. Yine 5 dakika bekliyorum maksimum ama yani yine de. Bu arada bugün Allah'tan bugün drop atmadım. Atmayı bekliyordum çünkü şeyi dizi izliyordum bugün. Şey Lucifer'ı izliyordum. O yüzden geç açtım. Lucifer'ın 5. sezonun 2. bölümü geldi ya. Son 2 bölüm kaldı. Bayağı rushladım diziyi. Onu yaparken şeye baktım. Update gelmiş mi lan acaba dedim şeye benim wireless sektiricilerime. Aa gelmiş dedim. Orada işte tamam update geldi falan yazdı. Yanlışlıkla bir tuşa bastım update dedi. Dizinin ortasında. Allah'tan böyle 20 saniye falan offline kaldı. Arkada takır takır wireless update dedi kendini. Wireless ağı nasıl kuruldu bilmiyorum. Hatta bakayım merak ettim. Kendi aralarında konuşma şeylerine kaç gigabit göstermeyi. Nocturum çok da çizikince için canımsın. En iyi haber abi. Sınavımıza hoş geldin. Ben de Lucifer'ı seviyorum ya. Keyifli dizi bence. Yani tek sevmediğim bir şey var. Ben bunu hiçbir dizide sevmem. Ya şey çok bayıyor abi beni. İki ana karakter arasındaki aşk ilişkisinin uzunluğu artık böyle... Ya Rabbim salın. Sikişinde rahatlayalım. Bu herhangi bir dizide oluyor. Yani tam o noktaya geliyorsun. Artık yani böyle bayıyor beni yani. Cidden geriyor o. Hani bunu 3 sezon uzatıyorsan... Ya yani bir sezon çok güzel oluyor bu arada. Cidden bir sezon çok güzel oluyor. İkinci sezonda böyle tam bir sezon yapıp ikinci sezonda mutluluğa kavuşturursan çok güzel oluyor. Ama artık yani bir yerden sonra... Biraz dede ama babaanne mantığı olacak ama Wi-Fi ayarı zararlı değil mi? Elektromanyetik alan uyku döngüsünü sikiyormuş. Abi beni sikmiyor ama şöyle bir şey var. Sen istersen kapat yine sikilecek uyku döngün. Çünkü alt katın, üst katın, sağ katın yani şu noktada wireless bir şeyden kurtulman mümkün değil. Ya öyle bir şey cidden şu noktada Allah'ın dağına yerleşmediğin sürece mümkün değil. Dağda da var ki işte tek başına olacaksın o dağda. Ha dur ona bakacaktım ya. Öğrenete. Tabii canım ben şu anda bak wireless'ımı açıyorum. Bu PC'de wireless'ı açıyorum. Gördüm wireless. Dur telefonu bakayım hatta telefonda daha güzel oluyor. Tweet is unavailable. Abi ölmüş o tweet bu arada. Gerçi benim burada az çekiyor. Şu anda benim 4 tane çekiyor. Yine bekle ama salonda çok çekiyor. Salonda benim gördüğüm 30-35 tane ağ var. Burada az çekiyor. Beklemeden 4 tane çekiyor. 4 tane 3'ü benim bu arada. Dur bakayım. Aynen. Şu anda hani 2 tane ekstra çekiyor. Faraday cage yapın abi yatağınıza. Dur öyle hadi bakayım. Bu şeymiş bu arada Rainbow Six'in etkinliğiymiş. Bir otele yerleştirmişler Paris'te büyük ihtimalle. Otel böyleymiş. Oo, ne olmuş oğlum buna? Oluyor bu çok oluyor. İnanılmaz oluyor bu arada. Bu çok oluyor abi. Bizim şeyde öyleydi. Gamescom'a gitmiştik şeyle Fortnite'la. Bir otel tutmuşlardı. Daha sonra, genellikle bunu yapan o firma olmuyor.
firma bir ajansla anlaşıyor. Ya reklam ajansı ya da şeyle. Onlar bir batırıyor işi. Biz işte Gamescom, Fortnite'da bir Gamescom bir şeyine gitmiştik. Etkinliğine gitmiştik. Hayatımda gördüm en kötü oteli yapmışlardı. Öyle bir otel tutmuşlardı ki. Yani otel demeyi zaten bin şahit. Dümdüz şey yani. Harry Potter'ın yaşadığı merdiven altı yer gibiydi. Ondan sonra ben girdim, baktım oraya, ben burada kalmam dedim ki ben normalde hiç umursamam bu tür şeyleri. Yani temiz olduğu sürece oteli sadece uyumak için kullandığım için cidden umursamıyorum ben. Bayağı umursamıyorum. Japonya'da yani tuttuğum otel bayağı bildiğin sadece yataktı neredeyse. Temiz olduğu sürece umurumda değil. Abi otel, ciddi söylüyorum yani, oteli görseniz oraya veba maskesiyle gelirsiniz. Bu uzun burunlu olanlardan, şeyden, Assassin's Creed'den çıkma. Direkt onunla gelirsiniz yani, o kadar kötü durumdaydı. Büyük ihtimalle yatağa kaldırsam şey çıkardı, böcek böcek çıkardı. Ben girdim, baktım otele, ben burada kalmam dedim. Aldım çantamı, şeye, booking.com'a girdim. Çok da güzel bir yer tuttum. 5 gününe 120 euro verdiğim apartman dairesi buldum. Acayip iyiydi ki o zaman euro da fırlamamıştı. 3.5 mi 4 mi neydi? Manyak ucuza buldum ve şeyin ortasında, Gamescom dönemi, şehrin merkezinde buldum bunu. İnanılmaz iyiydi. Orada kaldım mesela. Uğraşmadım. Orada işte genellikle o firma batırmıyor bu top. Firma batırmıyor bu işi. Yani Fortnite batırmıyor. Fortnite'ın anlaştığı firma batırıyor topu. Direkt topu düşürüyorlar herifler ve inanılmaz kötüydü. Ben burada kalmam nasıl dediğin gelince. Yo, zaten Fortnite bize, yani o firma bize bilgileri göndermişti. Organizasyon şirketi bilgileri gönderdi. Ben heriflere şey dedim, WhatsApp'tan yazdım, ben kalmıyorum burada, görüşürüz dedim yani. O heriflerle bir daha iş yapmadım mesela. O heriflerin olduğu hiçbir organizasyona mesela katılmıyorum. İmkanı yok. Ha çünkü insan bakar yani. Çok rahatsız edici bir şey o. Evet, o mesela, o bayağı bildiğin şeydi. Hani biz olabildiğince en ucuzuna kaçalım. Diğer parayı cukkalayalım cebe. Çünkü hani ben bir tane Google'la neredeyse aynı fiyatta bir yer bulabiliyorsam, ya yani çok ucuza bir yer bulabiliyorsam, yani demek ki sen de bulabilirsin. Wolverine çoktan denedik. Pisagor çok güzel 9. ay için. Ya dedi, ama dediğim gibi yani otelin küçük olması, cart olması, çürt olması çok önemli değil. Ya bence hiç önemli değil. Sıfır önemi yok. Önemi var. Olay temiz olup olmamasında. Çok kötü bir oteldi. Yani para Türkler özelmeyi. Tabii. Çünkü yani her ülkeden farklı şeylerle anlaşıyorlar. Hatta benim bulduğum oteli de bulayım bak size. Berlin'de. Şu. Clipper City Hot. Çok iyi bir oteldi. Müthişti. Ben bunu bulmuştum mesela. Onu göstereyim size. Baksana. Yani aynı fiyataydı bu. Bizim kaldığımız yerle. Bizim kaldığımız yeri. Aslında mekanı hatırlıyorum ya. Dur bulmaya çalışayım. Yok, Clipper City değildi bu. Ben bizim, dur. Maps. Frankfurt. Orası değildi bu arada, yanlış söyledim onu. Çünkü Frankfurt'taydı. Nerede şey? Frankfurt Katedral, ha. Bu dom. Tam dom burası. Biz ne yapmıştık? Şurayı geçmiştik. Şurada bir yerdeydi otel. Puanı çok düşük bir tane otel bulalım burada. Ya bir yıldız ya da iki yıldızdır bu. Şuralarda bir yerlerdeydi. Buradan. Şuralarda bir yerlerdeydi hatırlıyorum. Abla bu muydu acaba? Lan bu olabilir harbiden. Bakayım. Bu. Vallahi buldum.
Bu, direkt bu. Ya adam öldürmüş şey mekanından hatırladım yani. Buydu abi otel. Ya ay, burada git adam öldür mesela, temiz. Hiç kimse fark etmez 1,5 ay. Cinayet oteli. Çok kötüydü. Odayla Dota TA için Stockholm'a gidecektim. Hala gitmek istiyorum. Gidebilirim de belki. Ben cidden şey düşünüyorum ya, aşı olma konusunda. Yani şu noktada şeyim. Temmuz'a kadar bekleyeceğim. Belki şey yaparlar diye bekliyorum. Halka açarlar. Halka dediğim şeye. Bu ismi nedir onun? Hizmet sektörü de yani acı bademdir. Carttır curttır da aşı yap, getirip yaptırmaya başlayacak diye düşünüyorum. Temmuz'a kadar onu bekleyeceğim. Temmuz'da olmazsa aşı turizmi yapacağım. Bir yurt dışına böyle Ukrayna'ya doğru bir git gel yapacağım. Ondan sonra zaten Ağustos'ta zaten etkinlik var. Ona git. Ben çok gitmek istiyorum. Yani kaçırmak istemiyorum bunu. Değil mi Ray? Buradan binelim abi, gidelim. Ha çünkü ben eninde sonunda ya Türkiye'de olmak istiyorum aşılamayı. Ama olamayacağım artık. Her birinin ikinci hakkında bir duyuru falan görmüyorum. Görmezsen onu niye görürsün? Ya E3'te görürsün. Bir ara sende Dota yok, ben Dota oynamayacağım abi. Yok. Dota benlik bir oyun değil. Sağ olun. Format'a alıp çıkışta yaptırıyor musun? Tabii canım ya. Microsoft mesela şeyde yapıyor direkt. Redmond'da kapının girişinde yaptırıyor. Direkt. Şeye gidip, Redmond'a gidip direkt tak diye olup çıkabiliyorsun. Facebook'ta da öyle. One Infinite Loop'ta da öyle. Şeyde. Apple'da. Aşılama yavaş olursa senin olduğun bir aşı bir ifade etmeyecek. Edecek. Ben dışarı çıkabileceğim. Benim dışarı çıkmaktan kastım, yani ben spora gidebileceğim veya yurt dışına çıkabileceğim tatile. Ben 1,5 senedir, 2 senedir tatile çıkmadım. Hiçbir şeye çıkmadım. Yani delireceğim artık. Yani ben şeyi seven bir insanım yani. Bir hafta kafa tatili yapıp yurt dışında bir yerde yürümeyi seven bir insanım. Yapamıyorum. Kafayı yemek üzereyim yani. Bir tatil yapmam lazım. Oğlum iş beni kovuyor lan. Kovuyordan kastım yani, izin al diye kovuyorlar. Benim yıllık izini almadığım için şirket beni 1,5 hafta resmi olarak kovmak zorunda. Şu noktada. Yani 1,5 hafta şirket diyor ki siktir git tatil yap. Yani zorundasın. Amerika'da böyle bir zorunluluk var. O iş tatilini almak zorundasın. Yani o noktaya geldim. Yani adamlar kafama şey silah dayadı, çık lan tatile çık diye bağırıyorlar yani. Ya o yüzden almam lazım. Yasa mı, şirket işi, politika mı? İkisi de. Ben dedim ya, ben şu noktada aşı şey yapmak istiyorum yani. Bu arada bir şey söyleyeyim, yasaklar olduğunda sen de içeri tıkılacaksın. Abi önemli değil o. Bak aşı olduğumda normal günlük şeyimi yapabileceğim. Yani ben dışarı çıkmayı seven bir insanım. Yani ben haftada 40 kilometre yürüyen bir insandım. Yürüyemiyorum, şiştim, kilo aldım, delireceğim artık. Yani ben normal hayatımda yürüyen bir insanım. Ben böyle aklıma gelince Beşiktaş'a yürüyüp ondan sonra orada bir yemek yiyip dönen bir insandım. Eve yemek söylemek yerine Beşiktaş'a yürüyordum. Orada yiyeyim zaten, oradan söylüyorum. Veya Maçka'ya gidiyordum, dönüyordum. Bilmem ne, keyif alıyorum lan ben yürümekten. Aşı olan insanla taşıyıcı değil mi? O olay o değil. Ya ben zaten kimseyle görüşmüyorum. Ben birisiyle görüşmeye çabalamayacağım zaten. Ama spora gidebileceğim. Veya Beşiktaş'a gidebileceğim.
Yürüyüş yapabilirsin ya açsız ya da açık havada bulaşma ihtimali düşük. Ama sıfır değil. Ama sıfır değil. Yani şöyle bir şey var. Elinde sonunda ben korona olmak istemiyorum. Yani direkt olmak istemiyorum mesela. Yani sıfıra indirmek istiyorum o riskimi. Aşı olduğunda, korona olduğunda onu çok hafif atlatıyorsun. Şimdi çok hafif atlatmakla, yani aşı olduğunda %100 hafif atlatıyorsun. Ondan şey olarak biliyoruz. Hani bayağı bildiğin doküman olarak biliyoruz. Diğerinde evet genç olduğumdan hafif atlatma olasılığım var ama atlatmaya da biliyorsun. Kötü de oluyorsun yani. Açık havada çok bulaşmıyor arkadaşlar, onu biliyorum ama insanlar Cyclops olduğu için maskeyi burasına taktığı için problem var. Yani ben açık havaya değil insanlara güvenmiyorum. O yüzden dışarı çıkmıyorum mesela. Ya mutant çünkü adam. Aa düşmüş. Mekaniksiz daha mantıklı spesist ya bence. Tabii canım, o adam hapşırmak için maskeyi çıkartıp hapşırıp maskeyi yeri takıyor lan. Ben bunu gördüm. Ben bunu gördüm yani. Yakınman öyle, iyi ki öyle yapıyorsun. Tıklanıyor oğlum. İyi yapıyorsun, hep öyle yap. Ya benim ben yani şeyi de evet bu arada katılıyorum. Yani dışarı çıkabilirim, bilmem ne yapalım ama ben olmak istemiyorum. Yani evet hayvan gibi kilo aldım, bilmem ne ama yani çünkü şöyle bir şey var. Koronanın uzun vadedeki etkisini bilmiyoruz biz. Kısa vadede atlatabilirim. %99 atlatacağım. Ama uzun vadede bunun bana etkisini ben bilmiyorum. Siz de bilmiyorsunuz. Uzun vadeden kastım 5 sene, 10 sene bilmem ne. Yani o akciğere bıraktığı kalıntıyı ben bilmiyorum. Olmayacağım o yüzden. Yani bilin. Yani götümü yırtarak olmayacağım. Ben korona olmayacağım. Yani götümü yırtıyorum bu konuda. O yüzden gerek yok. Evde sıkılıp volt atıyorum. Hayır abi, ben gittim en sonunda şey aldım. Yürüyüş bandını aldım. Katlanabilir yürüyüş bantları varmış. Büyük yürüyüş bandını almak istemiyordum. Çünkü bir şeyin altına saklayamıyorum. Ama bir tane katlanabilir yürüyüş bandı aldım. Bayağı bildiğin televizyon ünitesinin altına atabiliyorum direkt. Açıyorum Xbox'ı. Mass Effect'i açıyorum. Yavaş, RPG, yürüyebilir. Elime alıyorum kontrolör, yürüyorum. 4.5 kilometre, 5 kilometre yürüyorum. Hangisi? Walking Pad. Çok güzel abi. Kafa çok güzel cidden yani. Elime alıyorum kontrolörü. 4.5 kilometre. Tertemiz. Hiç de sıkılmıyorum. Ama Rocket League oynamayın. Rocket League kesinlikle oynamayın. Çok büyük hata. Ya yani ben onu bir deneyeyim dedim. 3 kere düşüyordum. Duvarı yiyordum direkt. Birisinde yani cidden duvarı yiyordum. Knockout'ı da oynamayacağım. Yok. Yani şey olmayan oyunlar oynamamız lazım. Yani beynini çok yormayacak. Yani ayağının olduğunu unutmayacağın oyunlar oynaman lazım. Onun yanına bir de Beat Saber. Ya onu Volchos'a verdim o yüzden. Beat Saber da çok iyi olur da. Ben şey yapacağım işte. Bu akşam yeniden sonra yapacağım. İlk önce bir yine Mass Effect dizi izlerken. Dizide 2 bölüm kaldı. O dizi izlerken 2 saat yürürüm herhalde. Yalan yok da Volchos, sen benden daha çok oynuyorsun, sana kalsın. Bir de ondan sonra da şey yapıyorum. Şeye başlayacağım. Bu Switch'te bir tane oyun var. Ring Fit diye. O bildiğin adamın ağzına sıçıyor. Ben onu oynadım.
Ben hayatımda o kadar kaloriyi bir günde yakmadım. 1000 kalori yaktım bir günde. Yani bir günde 1000 kalori yaktım. Ağzıma sıçtı oyun. Ölüyorsun, ölüyorsun. Direkt böyle orada yere yatıyorsun ve ölmeyi bekliyorsun. Allah'ım lütfen bir şeyler olsun diye. Dur göstereyim bak Ring Fit'i. Ben bir de yani bu dedim ya spora tekrar başladım çok hızlı kilo vereceğim. Ben inanılmaz fazla şey yani kalori çok hızlı yakıyorum. Yakıyorsan da manyak gibi yakmaya başlıyorum. Yani şeyim o konuda da. Bayağı hızlı veriyorum kiloyu. Oyun 1200 TL. Yok abi ben yurt dışından ben 60 dolar almıştım o yüzden. Bak bu bir var, bir bu var. A1 Pro. Ben bunu almadım. İki farklı versiyonu var. Bu A1 Pro abi. Bu şey. Bunda koşamıyorsun ama haberiniz olsun. Bu 6'ya çıkıyor galiba maksimum hız olarak. Bende bu değil. Bu var. Oha bunun fiyatı ne kadar artmış lan? Bende bu var. Bu 10.5'e çıkıyor. Böyle. Bunu katlıyorsun. Bunu katlıyorsun. Hop diye atıyorsun abi şeyin koltuğun altına. Al komşuyu rahatsız etmiyor mu? Etmiyor. Şöyle halı koydum altına. Hiç duyulmuyor. Ya zaten onu şeyden anlayabiliyorsun ama bu tamamen şeyle alakalı. Koşarsam eder. Onu söyleyeyim. Koşmuyorum ben. 6'da yürüyorum. 5.30-6'da yürüyorum. Yani koşarsan kesinlikle gider. Bam 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 diye gömersin ama çok koşmalık bir şey de değil yani. Koşma performansı da bence o kadar iyi değil bunun. Yani eve alacağınız şeyin üzerinde de koşmayı hayal etmeyin. 6'nın 7'nin üzerine çıkmayın bence bunda. Tutunma yerleri olmayanın üzerinde nasıl dengesi alıyorsun? Tutunma yeri var. Ama tutunma yerine tutmuyorum. Gerek yok. Dengem kötü değil. O kadar. Bunu kapanabiliyor ama bu. Bu şeyini... Şunları kaldırıyorsun, ittiriyorsun. Şurada vida var. Bunu açıyorsun. Tak diye kapanıyor. Mis. Loki niyetli bu arada. Koşmayı niyetli. İki kere arkaya geldi. Bir patisini atma hareketinde bulundu. Ondan sonra saldı. Bir niyetlendi ama ben onu gördüm. Oo bak adam güzel video yapmış. Bir saniye bak Ring Fit. 100 gün Ring Fit yapmış. 100 gün Ring Fit yapsa One Punch Man olur adam. Net söylüyorum. Bu oyunu 100 gün yapsam One Punch Man. İddialıyım. What is going on, everyone? Is keep here. So the workout summary adventure is on the 4th of June, and the day I reach my 100 days mark is on the 19th. Bu arada bu şey yani bak adam bir saat şey spor yapmış 250 kalori yaktığını söylüyor. Bu çok daha fazla genelde. Bu çok 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 daha fazla genelde. Çünkü hani bu tamamen program şeye göre söylüyor. Dümdüz hani matematiğe göre söylüyor. September of yani şeyi Apple Watch'u bir takıyorsun Apple Watch'ta 450-500 falan yazıyor böyle direkt. 2020 which is roughly 107 days after the first day I played. Evet evet Apple Watch'u başlatırsanız Apple Watch çok çok iyi yapıyor bu arada o kalori olayını. İki katı minimum. I have taken 7 days off in the challenge which I think is fair because I'm working out every day for most weeks. And as you can see, I burned more than 20,000 calories in my 100 days Ring Fit challenge. Nerede emin olsun? Apple Watch şeyle yapıyor ya. Apple Watch kalp atışınla, cartla, curtla filan ölçüyor. Yani o şey cihazları var ya. Ya o şeyleri yapıyor zaten.
And FYI, if you have a calorie deficit of 7,700 calories, then you lose a kg of fat. To give you some ideas, this is how a kilogram of fat looks like, and is about. Bak oyun böyle bu arada. Oyunu göstereyim. You need to do sitting down. Abi oyunun bir RPG hikayesi var. Böyle kaslı bir tane abimiz var. Bodyci. Bu abimiz bütün dünyayı bitirmeye çalışıyor. Bunların minyonlarını öldürmek için spor hareketi yapıyorsun. Olay bu. Ama adam çok güzel basıyor. Şimdi yalan yok. Çok güzel boss. You need to do sets of workout to inflict damage to your enemies. Obviously the final boss is Dragon. Oyun çok güzel bu arada. Oyun inanılmaz güzel. The toughest battles is to fight against the mid bosses. The four masters at once near the end of the game. Each master is good at one specific body part of workout, and that means as I fight them all together, I'll have to do a well-rounded workout. During the battle, boyun, evet. You'll launch a super attack from time to time. Bitiyor da oyun tamamen bitmiyor. And to counter, you have to hold a position for nearly a minute, which is super tiring. Binds. Ring Fit almayı düşünüyorum. 1200 lira falan. Şu andaki fiyatlar ne kadar almış? Ben çok ucuz aldım Ring Fit'i. Ben Ring Fit'i dur bekle. Ben Amazon.com'dan aldım. Amazon.com'dan falan alın ya. Türkiye'de almayın. Daha pahalıya gelir. Dur. Ben kaç TL'ye aldım direkt söyleyeyim. Ama üzüleceksiniz. Ne zaman böyle bir konuşma olsa hep üzülüyor karşı taraf. O yüzden hani... Ya, şimdiden ben söyleyeyim. Ring Fit ne zaman çıktı? Almanya'dan mı aldım lan ben bunu? Aa ben bunu fiziksel aldım gidip. Galiba. Ben bunu şeyle almadım galiba. Evet ben bunu gidip fiziksel almışım. Yani fiyatı kaçsa ben onu aldım. 2019'da. Price. Ne kadarmış? 65 euroya almışım. Ben bunun bir de vergisini almışımdır 15 euroya. 50 euroya aldım 2019'da. Ya 50 euro 6 ile çarp. O zaman 6'ymış euro. 300 TL falan almışım. Yapma böyle yapma yapma ban yiyeceğiz. 100 days body transformation journey is. Ama şöyle de bir şey var. Oyunun sadece oyunu alıp diğer parçalarını AliExpress'ten veya başka yerden alabilirsiniz. Yani şu ayak bandının mesela biz ayak bandını kaybettik. Daha sonra kaybetmedik. Buldum ondan sonra. Taşınırken ayak bandını asla kaybetmeyeceğim bir yere koyduğumu hatırlıyorum. Ben onu koydum. Ayak bandını hani gördüm. Lan biz bunu kaybetmeyelim. Bu çok önemli dedim. Bir yere koydum. Bu eve taşındım. Bir ay bulamadım. Sonra sipariş verdim. Amazon'dan bunun işte çakmasını sipariş verdim. 5 euroya aldım. Pardon 10 euroya aldım. İkili aldım çünkü. Ondan sonra bir gün bu Makers masası için ben kablolu kulaklığımı kullandım ya hatırlıyor musunuz? Bir ara. Kablolu kulaklığımın içine koymuşum abi. Çünkü o kablolu kulaklığımı asla atmayacağımı biliyorum yedek olsun diye. Gitmişim onun içine koymuşum. Yani beyin düzgün çalışmış ama yeteri kadar iyi çalışamamış. Yani geçmiş iyi düşünmüş, gelecek patlamış. Yani 2.5 head olmuş. 4 head yerine öyle arada kalmışız. Bu olur mu ya? Olur mu bu arada mesela? Bu da çalışır abi. Ama şeyinden emin değilim. Yani şimdi şöyle bir şey var. Bu kısmının ucuz olmasından emin değilim. Yani çünkü fiziksel olarak denemediğim için söyleyemiyorum. Bu cihazın düzgün çalışması lazım. Yani bu cihazın düzgün çalışmasından kastım mekanik olarak bu zaten düzgün çalışır. Yani bütün sporu bununla yaptığın için o sıkma bilmem ne yani o tepkiyi çok iyi vermiyorsa yani gerçekten bir spor olarak hani bilmiyorum iyi değilse o hani performansı alamayabilirsin.
maintain the plateau. Breaking Adventure is a great workout, no doubt. But the problem is, once your body is getting used to the workout routine, then the progress will slow down. Everyone will go through that. You see, in my first video of 30 days challenge, the change was quite noticeable. But the problem is, in my day 50, 60 and 70, I look pretty much the same. Back then, I was quite worried because I was planning to film a 100 days body transformation video. And that would really suck if I don't have anything to show you all. So that means I'll have to do something differently. The thing is, I'm almost playing an hour or two per day, and playing for longer hours is not viable for me because I have other commitments such as coaching other professionals and making YouTube video. The first approach is to increase the workout level. The game itself has a built-in intensity level system. Bir de bu arada gaza gelip oyunu hard'da başlamayın. Oyunun en başta bir ayarı var. Easy, normal, hard diye. Yapmayın. Hard'da başlamayın. Ben ilk hard'la başlayayım dedim. Stamina mi falan diye. Yerden kalkamadım ilk gün. Bayağı bir de yere yapıştım. You can always increase the difficulty so you'll be doing more reps as you play. Well, unfortunately, I've been playing at the highest level since day 5, so I have to find other ways to make my workout harder. Ne kadar zor olabilir. For example, when I'm doing squats, I'll be doing jumping squats instead. And when I do Russian twist, I lift my legs up, so it'll be a bit more tiring. So another challenge that I've given to myself is stop drinking smoothies. Smoothies are in-game items that will make your battle easier, such as increase your attack power or increase the lifespan. In the past, I've been doing intermittent fasting, but I still prepare my meal loins. Oh, and another thing I'd like to bring up is, thanks to Ring Fit Adventure, I am now snacking. We're at home and feeling bored. It's just ama bir de işte yani ben bunun yanına bir de şey yapmayı planlıyorum. Yani yapıyorum da. Yürüyüş. Çok değişmemiş bu arada bu abimiz. Yine bir define'lanmış şimdi. Şimdi yalan yok. Sadece Ring Fit yapıyorsa yine iyi yapmış. Sadece Ring Fit yaptıysa iyi yapmış yani. Omuzlar falan çok değişmiş. Aa, yandan fark var ama içine çekme, içine çekme. Var var bak, şurada çok fark var. Arka tarafta. Adam beyazlamış. Whitewashing mi yapıyor lan bu oyun? Düzgün evde kaldığı için teni yanmamış şey yorumladın değil mi? Of. Heisenberg çok düşük, 11 milyar milyon için canımsın. En iyi haberim. Sana hoş geldin. Onun etki yönü krem. Yok, kıramıyorsun abi onu. Baya baya şey. Yani gerçeği baya baya iyi. Metali. Önerdiğim bir iPhone X adaptör fast charger var mı? Yok, ben hiç kullanmadım. Diri 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 diri. Evet, bence zaten bu oyunu şey için kullanmak lazım. 30. gün yani bu oyunu ya bir yerden sonra bu oyunu salıp şeye girmen lazım bence. İsmidir onun. Bu fitness programları var ya, app'leri. Bodyweight olan. Onlara girişmen lazım. Bunu böyle adım atmak için, tekrar shape'e girmek için ondan sonra direkt diyene yardıracaksın. Yugurman'ın editini izleyelim mi hemen? Biletics mesela, evet. Bu ne, merch mü? Aman, benden önce adam merch çıkardı. Reklam yedik, para ver. Yapma güzel kardeşim. Lan! Oy!
Oynama güzel kardeşim. Bak beni deneme. İçeride konuşalım mı? Tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah. Onları tek başıma avlayacağım diyen erlik bir tek anda... Tek yiyecek ihtimalle. Ne oldu lan, niye kaçıyorsunuz? Ya arkadaş sikerler, bu ne amına koyayım? Başlamadı tekvandoya, başlayamadım pandemiden, ne tekvandosu? Niye tekvandoya başlıyorsun ya? İstanbul Sözleşmesi de gitti, kim yarıyor, kim koruyacak bizi bizden başka? Ha? Ne yapıyorsun, saçma saçma hareketler, delirdin mi ya? Şimdi bunda niye koyuyorsun ki? Hiç internette otel aradınız mı? Ne yapalım? Taşlama yapacakmışız, ağır olurmuş yağda. Ya ağır mı ağır olmaz, bu hayatta her şeyin kızartması güzel. Ben kızartmadan devam etmek. Mesaj babamdan gelmişti. Özür dilerim. Özür dilerim. Herkes çığlığını niye koydu ki? Uğur. Ha kanka. Kanka deponun arkasına şey geldi. GM geldi. Gelsene bir kanka, iki tane. Kanka seni çağırıyor. Oğlum manyak mısınız? Kaç yaşında adamsınız? Yaptığınız şakaya sokayım kanka ya. A few moments later. Get some help. Hadi ben seni yanınıza bırakayım. Şu bozulma efektini çok seviyorum. Her editte bir tane lazım bence buna. Yok ki. Telteklik testi. Varmış valla. Teltek olduğumu nasıl anlarım? Teltek olduğumu nasıl anlayacağım? Sushi sesi. Bunu söyleyemem. Sushi ses. Sushi ses. Lan! Şinasi, bu senin şu şansın. Ah. Ne yapıyorsun kardeş? Sana su veriyor artık. Eren Vizya'dan devam ediyor. Hazırlandı, koşuyor, yardırıyor. Gel ayakta yapman bari. Git. Gel ya. Bak Gökhan, Gökhan. Okey, ilgi istiyor abi. Arkadan git, E'ye bas ona, yaklaş. Aa, o mu? Atlıyorum üstüne. Oo, atla. Allah Allah. Hadi lan. E'ye basıyorum, bir şey olmuyor. Birisi görmek ister misin? Buna bir haller oluyor. Mavi ışığım bitti. Mavi ışığım bitti. Kaç. Yaklaş, yaklaş. Ne yaklaşacağım lan? Geliyor bana kodum. Hadi. Biraz dur. O ne lan? Hazırım ben. Tek atacak. Efsane Kaan çok teşekkür ederim için. Sikmeseler bari. Pilleri için şarj etmenin var, var var gösteriyorum. Neler kadar kıymet bilmiyor anne. Ben bunu izledim. Aman. Böldü mü açıkçası? Çıktı anı tek yiyecek değil mi? Çıktı anı tek yiyecek abi. Hissediyor gibiyim. Ben bunu ya çok gördüm oyunda. Selamünaleyküm abi, Ferit abi buradan geçti mi? Vurma, vurma. Ferit abi. Efendim kardeşim. Abi Naru'dan tek yemişsin ha. Lan amına kodumu sana seni. Ben sana Ece demeyi seviyorum. Çünkü Ece benim için anlamlı bir kelime. Niye? Senin ismin Ece. Başka? O kadar, başka. Ecevit, Rahşan, Bülent, Ecevit. Why are we here? Just to suffer. It's sad, so sad. It's a sad, sad situation. That's not- Oh my God! Oh my God! Oh
Hayırdır bre? Allah'ım o çok kötüydü ya. Allah vereni vermesin oyun. Hello. Gel beni al. Selamın aleyküm. Peki herkes Resident Evil 8 oynarken random bir şekilde Mito'nun 7 oynaması. Şimdi 2 metrelik vampir kadın var bugün, tamam mı? Bugün 2 metrelik vampir kadın var. Oynayacağız. Oyun ne kadar korkunç olabilir ki yani. Ben nefret ediyorum bak. Burada bir şey iki ne zaman lütfen. Evleneceğim. Bir de çocuk ne zaman? Birinci yapıyorsun, ikinci ne zaman? Ananın zamanı. Sana ne lan? Pezevenk. Hayır zaten bizim toplumda abi. Böyle step by step ya. Mesela şey oluyor. Sizin çocuk da üniversiteyi kazanamadı. Bu sene kazanacak mı acaba? Mezun oluyor. Ya ne zaman mezun olacak sizin çocuk? Mezun oluyor ondan sonra. Sizin çocuk iş bulamıyor galiba. Ne zaman işe girecek? Sizin çocuk galiba evlenemiyor. Ya evlendi bunun acaba siki mi kalkmıyor? Çocuk ne zaman oluyor? Verecek var. Askerlik ne zaman? Önce sana da orası... C geliyor. O ne oğlum? Manyak lan bu. Favori aktivitem. Kafama creeper düşmesi. Timing çok iyi. Ben bu olduğunda karşı tarafa abi ben de kötüyüm ama sen daha kötüsün yazıyorum. Adam o maçtan kopuyor. Bir daha oynayamıyor. İmkanı yok. Dağların arasından sikkime giden bir yol buldum. Çok kısa bir yol herhalde. Keşke işaretleme olsa ya. Bombanın süresi varmış. Götümde patladı amına koyayım. Salak el alsın seni. 200 sap vereceğim. Kanka! Oyy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 
İnanılmaz bir atış. Oğlum hayatımda bu kadar loser'lık görmedim. Bu ne la? İşte noob. Like vermeyeyim de kudursun. Hep erotik erotik thumbnail'lar kullanıyor. O yüzden like vermeyeceğim. Kesinlikle şey 3.1 ama şimdi 3.1 bin abone şey like varmış. Vermek zorunda kaldım çok güldüğüm için. O kadar gülünce vermek zorunda kaldım. Anla ki. Güldürdü yani. Conan Exiles oynamam yok benim. Yok be. Yok be. Ha şarj aleti abi, ben pil şarj aletinde şöyle kullanıyorum. O Esport'ta indirim varmış lan, hepsi burada da. Çekin oğlum, çekin. Dur. Ne güzel şeyler araştırmışım. Tuvalet kağıdı hiç eksik olmuyor, dikkat edin gibi. Bu ne lan? Oha. Bu ne oğlum? Oğlum bu ne lan? Abi pil olarak tavsiyem şöyle olur sana. Bir bunu al. İki yayınla bunu al. Dur bakayım doğru şeylerimi gösteriyorum sana. Aynen. Abi bir tane bunu al. Bu değil. Bunu da alabilirsin istersen. Şarj aleti bunu al. Zaten yanında iki tane pil veriyor bu. Yanında istersen iki tane pil böyle yaparsın. Ya da böyle yaparsın. Amazon'da belki daha ucuzdur. Yani ama şuna çok dikkat et. 2500 mAh olsun. 2500 mAh'lı al. Bu çok önemli. Çünkü çok uzun süre gidiyor. İnanılmaz uzun süre gidiyor. Dur bakayım.
Aa bak burada daha ucuz, 52 TL. Nice. Bak bunu çek, bunu çek. Direkt haha gober. Aa burada şeyin ucuzu yok. Şarj aletinin ucuzu yok. Direkt satmıyorlar hatta. Evet bu arada şarj aletin yanına gelenler de 1300. Dince fil çok çabalıyor Dince. Canımsın. En iyi haber abi. Sana hoş geldin. Batı bu dresler filen çoğu aynı ambalajı değiştiriyor. Satıyorlar. Öyledir. Ama ambalajını değiştiremezsin. Yani olay orada. Mahına bakacaksın. GP'leri ben şey şarj edebilir kullanmadım ya. Ya şey çok güzel abi. Şu şarj edilebilir ünite artı bu işte 2500 mahlık Xbox kolu için ideal. Bende 4 tane var işte bundan. Bu iki, bunu aldım ben direkt. Bu seti aldım. Müthiş. O kadar güzel ki. Bir mutant oynamayacağız oğlum. Sildim oyunu çoktan. İade edebilsem iade ederim. Para vermediğim için iade edemiyorum. Ya alemi alırsın. Alırsın. Düzgün kurarsan alırsın. Çok kötü bir oyun Biomutant. Olmadı abi. Oyun cidden olmamış yani. Twitch element ekranı olarak gelen izleyici sayısı sub gifter bölümlerin gözüktüğü lokal için kısmında izleyici sayısı ana izleyici sayısı orantılı yönelik. Hangisi doğrudur? Hiç bilmiyorum. O datanın iki tarafında çekebildiğini doğru sanmıyorum. Ya yani iki tarafta doğru değil bence orada. Kol tamir etmek mantıklı. Joystick çekiyor. Abi onu geçen şey çözmüş ya. Sabri gitmiş VD 20 mi? VD 20 idi değil mi o? VD 20 değildi. Neydi lan onun ismi? VD 40. VD 40 almış. Pisteyi sıkmış düzelmiş. Onu bir dene istersen. Hangi modem? Ya var Asus'un wireless 6 şeyleri çok iyi bu arada. TP-Link'in de iyi. Canon Foundry Simulation. What the fuck? Add to wishlist. Ekledim. Fatih Simulator bu. Bak bak. Anadolu'nun arasında bir damla VD 40 sıktan bozulur. Yani normalde başka birisi sorsa bunu hayır derdim ama seninkisi bozulur. Başkası sorsa farklı derdim. Yalan yok. Ama yani Voltus en son... Ya bak bu PC... Aklıma geldi bak. Abi power supply'ın altında filtre vardır ya. Adam onu çekerken statik elektrik yarıp PC'yi sikti. Müthiş bir başarı. Evet. Ama bak PC açık. PC açıkken alttaki o filtreyi çekiyor. Bunu yaparken statik elektrik yapıyor. Bu statik elektrik tersi akım yapıp işlemciyi sikiyor. Muazzam ya, muazzam yani. On Leon Volchos. Exclusive. Yıl. 1,5 ay önce. Statik elektriği nasıl önleriz o durumlarda? PC kapatıp yaparsın. Volçasız içi zaten. Zaten hani suç PC'de değil, Volçası'da da. Priz topraklı değilmiş. Topraklı priz değiştirmiyor ki. Yani top... Yani şeyden gelen PS yani power supply'a alttan statik elektrik gidiyor. Hani geriye gitmiyor. İçeriye giriyor zaten dümdüz. İnanılmaz ya.
Boş gelmişti, boş mu gelmişti? Bakayım abi. Biraz da kim oğlum? Benim ismim İlayda mı? Ne oldu? Hayırlı olsun. Aranızda İlayda var mı? PC toprakla doldursak. Intel lobisi geliyor. Oh, flashbang. Intel lobisi gelecek şimdi, seni basacak. Bekle bekle. Böyle güzel fikirlerle gelme buraya. Bir dakika, başlıyorum. ...21K apartman PC toplamak istiyorum. Önce önebileceğim güzel bir site veya sistem var mı? Abi galiba 1-2 güne... Gerçi onun fiyatı ne kadar olur bilmiyorum ya. Bakmam lazım abi. Direkt aklımdan söyleyebileceğim bir şey yok. Cidden yok. Yani bütün İtopya'dır, Jart'tır, Sinerji'dir. Bunların hepsine bakmak lazım şu anda. Hiç bir fikrim yok yani şu anda. Bakmak lazım. Yani şu anda zaten şey toplayamazsın. O hayal. Şu noktada. Kendin toplayamazsın. Şu anda. Kendin PC toplamak diye bir şey yok şu anda da. Hazır PC'den bakacaksın ama onda da yani bilmiyorum dediğim gibi. Allah, şeytan çağırıyoruz. Ne oluyor? Niye bu? Ula 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 ula. Çok iyi fiyatmış ha. Aman oğlum, neler oluyor? Ulan Angry Birds ilk bitirdiğim, %100 bitirdiğim oyunlardan birisiydi. iPhone'da da oynadığım son oyun olabilir. Ciddi ciddi oynadığım. 2019'da bir PC topu, o zamandan beri yok hocam gerçeği. Evet, iyi ki beklememişsin Silver var ya. O zaman ne zamanı biliyor musun? Oyun oynayacağım. Ama yani yine şey oynayacağım. Rank kasacağım. Rivals'da olacak oğlum bunun, eminim yani. Rivals'dan para çıkartalım, klavye yapalım. Ben plat 3 oldum galiba şu anda. Dur, kola alıp geliyorum. Ya bu kola ben ne yaptıysam sağ nolu yapışıyor.